İyi akşamlar. Halk TV'de Lider masasındasınız. Bu akşamki konuğumuz Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim efendim. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. 23 2023 evet, tarihi yayın. Tarihi yayın. Tarihi evet. yayın tarihi evet. gün. Evet. Buyurun. Bugün hemen Sinan Ateş konusuyla başlayalım mı? Tabii. En sıcak gelişme bir o olduğu için Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Ee, şimdi akşam e, merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe evet. Ateş buradaydı. Siz de bir sosyal medyadan paylaşım yaptınız. Evet. Yaşadığım sürece yol arkadaşım olacaktır Öyle. diye bir söz verdiniz. Bugün Sinan Ateş soruşturmasıyla ilgili e, çok çarpıcı bir e, haber düştü medyaya. Olcay Kılavuz'un evinde MHP milletvekili evet. Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınan Tolga Han Demirbaş evet. cinayetin kilit isimlerinden biri biliyorsunuz gözaltına alındı bırakıldı alındı bırakıldı şu anda tutuklu Evet. onun Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığına ilişkin tutanakların kaybolduğu ortaya çıktı ee, siz de bu soruşturmayı çok yakından takip ediyorsunuz evet. onu biliyoruz ee, bu cinayetin suikastin siyasi ayağının ortaya çıkmasını önlemek için bir gizli el, bir müdahale mi var? Vallahi açıkça konuşmak lazım. Ben bu iktidara güvenmiyorum. Çünkü Ankara'nın göbeğinde, Ankara'nın ortasında Sinan Ateş katledildim. Hiç kimsenin doğru dürüst sesi çıkmadı. İktidar sahipleri hiç konuşmadı. Saray bütün sessizliğini hala korudu ve korumaya devam ediyor. Bu cinayetin aydınlanması lazım. Dolayısıyla Polisin aldığı tutanakları, tuttuğu tutanakları savcının istemi üzerine savcılığa göndermesi lazım. Savcı soruşturmasını yapıyor. Toplum büyük bir dikkatle izliyor bunu. Biz de sonuçta insan olarak da siyasi parti olarak da yakından izliyoruz. Olayı örtmeye çalışacaklar, başka yerlere çekmeye çalışacaklar. Aileye söz verdim. Bu bizim için bir namus meselesidir dedim ve biz bu olay çözülünceye kadar gerçek failler ortaya çıkarılıp tutuklanıncaya kadar gerekli cezaları alıncaya kadar biz bu işin takipçisi olacağız. Bu bir insani görevdir. Bu aynı zamanda Türkiye'de artık demokrasinin gelmesi, farklı düşünenlerin katledilmemesi zaman zaman çatışmalar olabilir düşünsel olarak ama bunun al eline silah git bunu vur sokağın ortasında öldür. Ondan sonra elini kolunu sallayarak gez. E, siyasi iktidar sesini çıkarmasın. Bir kişinin burnu kanadığı zaman kıyameti koparıyorlar. Bir akademisyen e, şehrin ortasında vuruluyor. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Üstelik bir kişi MHP milletvekilinin evinde teslim etmek istemiyor. Siz o sanığı hangi gerekçeyle evinizde tutuyorsunuz? Hangi gerekçeyle polise vermemek için çaba harcıyorsunuz? Bunları Bunlar sorulmayacak mı? Bunlar sorulacak. Az kaldı. Bakın Bengü Hanım, eğer siz bir ülkeye adaleti getiremezseniz hiçbir şey getiremezsiniz. Vurulan kişi kim olursa olsun. Yani rahmetli Sinan Ateş de vuruldu ama bir başkası da olabilirdi. Siz devlet olarak bu tür bir olaya asla izin veremezsiniz. Adaleti sağlamak zorundasınız. Bu işi yapanlar hangi gerekçeyle yapıldı? Arkasında hangi meseleler vardı? Bütün bunların çıplaklığıyla, bütün çıplaklığıyla araştırılması, soruşturulması ve kamuoyuna sunulması gerekiyor. Sizin... Siz olayı kapatıyorsunuz. Olayı örtüyorsunuz. Neden? Güç başka bir yerde. Güç Yargıya baskı yapıyor, savcının üzerine baskı yapıyor, polislere baskı yapıyor. Buradan polislere de efendim, savcı arkadaşlara da hepsine söylüyorum, cesaretli olun, yürekli olun, hiç endişe etmeyin. Bu olayı aslında onlar bütün ayrıntıları biliyorlar, bu olayı bütün ayrıntılarıyla yazın, davanızı açın, bizler de takipçimiz olacağız ve onların da aynı zamanda güvencesi olacağız. Bir saat kadar önce sizin tarafınızdan yapılan bir açıklama var Kemal Bey. Şöyle Sinan Ateş'in merhumun eşi Ayşe Hanım kızımızla buluştum dediniz. Evet. Tabii bu bir saat önce olunca çok büyük bir yankı yarattı. Ben de biraz önce Bengi Hanım'ın ifade evet. ettiği o haberi yazan gazeteciyi aradım teyit etmek için. Hı. Sizinle evet. önce Ali Can Uludağ yazdı. Evet. O tutanağın yani azmettiricinin bir milletvekilinin evinde olduğunu ve o anda yaşananları emniyet tutanağı var ya. Evet. O tutanak da yok şu anda. Öyle bir tutanak yok. Dedim ki Ali Can Uludağ, herhangi bir açıklama, doğrulama, yalanlama var mı? Yok. Yok. Yani hiçbir şekilde. Peki ne diyorlar dedim. O evran imha edildiğine dair iddialar var şimdi diyor. Şimdi siz efendim 52 gün sonra sandığa gidiyoruz. Evet. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı olursanız bu konu ne olacak? Tutana tutanlar da hayatta. Eğer varsa imha, imha edenler de hayatta. Gereği yapılacak. Asla, asla, asla. Delil kararttığınız andan itibaren katliamı ve katilleri koruyorsunuz demektir. Bir kamu görevlisi katilleri korumaz. Tam tersine katilleri yakalayıp yargının önüne çıkarır. Savcının önüne çıkarır. Umarım böyle bir şey yoktur. Tutana, çünkü devlette bir şey kaybolmaz. Varsa bir tutanak alınır, bir yerde tutulur. Siz tuttuğunuz tutanağı imha ediyorsanız bu çok büyük bir e, suçtur. Bu açığa çıkar mı efendim? Bu suikastın Elbette çıkar. Arkası. Elbette çıkar. Dediğim gibi tutanağı tutanlar hayatta, tutanağı imha edenler de hayatta. Bu bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkar. Bütün Peki. ayrıntılarıyla. Çünkü şundan eminim bu ülkede e, polis eğer bir tutanak tutmuşsa o tutanak o polisin namusudur. Ben Ali Can'a onu da sordum. O polisler ne durumda dedim. Zaten emekli oldular dedi. Yoğun baskılardan sonra dedi. Yani emekli onlar oldular. geleceklerdir, söyleyeceklerdir hangi gerekçeyle, nasıl tutanağı tuttukları, tutanaklarda nelerin olduğunu anlatacaklardır tabii yani. Evet. Peki derin ilişkilerden başladık. O zaman ikinci sorum da oradan gelsin. Evet. Şimdi bugün barış terk oldu. ve karanlık ilişkiler. Evet karanlık, karanlık ilişkilerden. Ilişkiler. Hasan Dağcı. Mersin olayının da, Mersin'de de benzer hmm. bir olay yaşandı. Mersin olayıyla bağlantılı bu, bu. ve evet. ikisinin beraber ele alınıp çözülmesi ve sorgulanması gerekiyor. Biz bunların hepsini biliyoruz. Biliyoruz ama bekliyoruz. Yani savcı bakalım ne yapacak. Delilleri toplayacak. Biz hepsini, bütün ayrıntıları bizim... Ee, hukukçu arkadaşlarımız var. Ee, temas ettiğimiz kişiler var. Oturup konuştuğumuz kişiler var. Ayşe Hanım bir talepte bulundu mu efendim? Adalet istiyor Ayşe Hanım. Adalet istiyor. Geldi gerçekten. Ee, gözleri tabii yaş doldu. Ağladı Yani sonuçta. Kendisini teselli ettim. Yani adalet istiyor. Ankara'nın ortasında işim katledildi diyor. E çocukları var babasız kaldı. E şimdi bir anneyi düşünebiliyor musunuz? Eşi hiçbir sağlıklı daha doğrusu hangi gerekçeyle katledildi? Bir akademisyen, bir bilim insanı, çalışıyor, sevilen sayılan bir insan, ülkücü dünyanın çok sevdiği, çok saydığı bir insan, e tam tersine böyle küçük olaylara karışmak gibi ya da olaylara karışmak gibi değil. Tam tersine ülkücü camianın dünyanın gelişmesini, dünyadaki büyümeyi, gelişmeyi, teknolojiyi araştıran, sorgulayan, acaba biz nasıl bir perspektifle Türkiye'yi daha ileriye götürebiliriz diye düşünen arkadaşlarıyla da konuştum. Böyle bir kişi, yetenekli bir kişi. Siz bir yeteneği yok ediyorsunuz yani. Sinan Ateş Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bir akademisyen, bir yetenek aynı zamanda. Siz bunu nasıl yok edebilirsiniz? Sizin ondan bir isteğiniz, bir talebiniz, bir teklifiniz, bir şey oldu mu? Yok hayır ama ben söz verdim kendisine Hı. bu olayı aydınlatacağız. Peki. Hasan Dağcı. Evet. Ee, siz Hasan Dağcı adını daha önce zaten gündeme getirmiştiniz evet. bir imar evet. yolsuzluğunda. Biz en son Sedat Peker'in ifşalarıyla duyduk. Evet. Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü. Şimdi Bugün Barış Terkoğlu yazdı. Ee, Hasan Dağcı AKP döneminde çok zenginleşmiş bir isim. Yalısında sizin beşli çete olarak tabir ettiğiniz iş adamları bir toplantı evet. yaptılar. O toplantıda, bu bundan iki ay önce, o evet. toplantıda gündem maddesi sizin adaylığınızın nasıl engelleneceğiydi. Çünkü sizin 418 milyar doları geri evet. alacağım sözünüz ve Beşli Çete e, başlıklı çıkışlarınızın yarattığı rahatsızlık nedeniyle. Şimdi orada e, sizi itibarsızlaşmak, itibarsızlaştırmak için bir kampanya yürütüldüğünün anlaşıldığını yazdı Barış Terkoğlu. O başarılı olmadı. Ve fakat haberde şöyle bir... İddia var. Evet. Yeni bir operasyon hazırlığında Yalı Partisi'nin evet. üyeleri diye. Sizin böyle bir operasyondan haberiniz var mı? Bir hazırlığınız var mı? Beşli Çete'nin sizinle görüşmek, Beşli Çete diye tabir ettiğiniz evet. e, isimlerin sizinle görüşmek için yeni girişimleri var mı? Şimdi Beşli Çeteler dediğim e, devleti soyanlar, haksız kazanç elde edenler, tüyü bitmemiş yetimin hakkını alanlar. Ben niye cumhurbaşkanı olmak istiyorum? Sarayda oturmak için değil. Tüy bitmemiş yetimin hakkını ben sormayacaksam niye cumhurbaşkanlığı yapayım? Devlete barışı, devlete sevgiyi getirmeyeceksem ben neden cumhurbaşkanlığı yapayım? Devlete liyakati getirmeyeceksem, Sinan Ateş'in hakkını sormayacaksam, Emine Şen Yaşar'ın hakkını sormayacaksam, araştırmayacaksam ben neden cumhurbaşkanlığı yapayım? Şimdi ne kadar olumsuz, yasa dışı iş varsa hepsinin üstüne yürüyeceğim uyuşturucu baronları. Ben o baronların burnundan getirmeyeceksem, onları bu ülkeden sürmeyeceksem ben bu ülkede niye cumhurbaşkanlığı yapıyorum? Şimdi bütün bu güçler yani beşli çeteler elbette ki böyle bir adamı istemiyorlar. Kontrol edebildikleri, para verdikleri, parayla besledikleri insanları istiyorlar. Kazanmak istiyorlar. Ve dolayısıyla devleti bunlar, devletin bazı kurumlarını ele geçirdiklerini de biliyorum. Devletten beslendiklerini biliyorum. Bürokratları beslediklerini biliyorum. Siyaset kurumunu finanse ettiklerini beslediklerini biliyorum. Elbette bunlar toplantıları yaparlar. Kılıçdaroğlu gelmesin diye 50 dereden su getirirler. Ama ben bu milletin sağduyusuna güveniyorum. Ya bu millet artık ya bir de devleti yöneten temiz bir adam gelsin ya. Temiz bir adam. Cebini düşünmeyen, vatandaşın cebini düşünen, vatandaşı zengin edecek, sorunları çözecek, vatandaşın dertlerini rahatlıkla dinleyebilecek, israftan kaçınacak. Bir insan istiyor yani. Sade bir insan istiyor. Şimdi buna tahammül edemiyorlar. Ben desem ki beş çeteler oldu, bitti artık hiç hesabını, hesabını sormayacağım. Madem götürdü senin olsun. Hayır ben bunu yaptığım zaman ben kendimi inkar etmiş olurum tüyü bitmemiş yetimin hakkını ben sormayacaksam niye ben cumhurbaşkanlığı yapayım? Bunların tamamını soracağım. O 418 milyar doları alacağım. Bu ülkeye getireceğim. Bunun bir kısmı yurt dışında. Bakın Bengü Hanım, ben bunların yaptıkları bazı ihalelerde e ee, ihtilaf çıkarsa yurt dışındaki mahkemeler görevli Hı. yazmışlar yani Türkiye'de yargılanmasın dışarıda biz oraya gidersek belki oralarda bir şeyler yaparız diye şundan emin olun o mahkeme kararlarına da baktık. O mahkeme kararlarıyla ilgili kitaplar yazan, yani bir devletin soyulması ile ilgili nasıl oluyor da o mahkemelere hangi davalar gitmiş, onlarla ilgili kitaplar yazan hocalarla da görüştüm, avukatlarla görüştüm. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasını evet dememiştir. Bütün kararlar o ülkelerin lehine çıkmıştır. Biz de hukuk yoluyla, yani intikamla ben bunu yapmayacağım. Ya da Adalet Bakanlığı yapmayacak. Biz intikamla, kinle, öfkeyle hayır o olmayacak. Çünkü olursa bunlara benzeriz. Biz hukuk neyi gerektiriyorsa o kurallar içerisinde bu milletin hakkını, hukukunu arayacağız. Parayı alacağız, getireceğiz. Öyle herkese ihale yandaşa şunu ver, öbürüne şunu ver. Paylaşın. O da alsın paranın bir kısmını buraya versin, bir kısmını yurt dışına göndersin. Yok efendim yurt dışında efendim göktelenler yapsınlar. Muhammed Ali Clay'in çiftliğini satın alsınlar. Dünyalıklarını İngiltere'ye götürsünler. Chelsea'de lüks binalar alsınlar, konutlar alsınlar, villalar alsınlar. Bunların tamamı biliniyor. Bir daha ifade edeyim. Almanya dahil buradan kaçırılan paraları nerelerde olduğunu tamamını biliyoruz. Tamamını. Bu konuda yurt dışında çalışan gönüllü avukatlar da var. Biliyorlar, bize söylüyorlar. Raporlar mı geliyor size, belgeler, bilgiler mi geliyor? Hepsi, hiç endişe etmeyin. Giden paralar çünkü parayı kaçırdıkları ya da götürdükleri ülkeler her şeyi kayıt altına alan ülkeler. Bizim gibi değil. Böyle çantayla falan yok. Kayıt altına alıyor. Bankalar var, hesaplar var. Ne zaman geldi, nasıl gitti, nereden geldi, kime geldi? Bütün bunların hepsinin hesapları, kitapları var. Bunlar hepsini çıkaracağız. Burada ortaya. efendim iktidara gelirseniz işimiz işimiz kolay değil, kolay değil. Ama kararlılıkla tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunursan bugün milli gelirde düşüş var değil mi? 12 bin dolardan indi bilmem 9 bin dolara. Kime gitti bu paralar? Kim köşeyi döndü bu paralarla? Bunların hepsi aydınlanacak. Dediğim gibi ama bunu yaparken ben kinle, öfkeyle asarım, keserim değil. Ha, Hukuk bunu, içinde halledeceğiz. Bunu nasıl yapacağınız meselesi önemli efendim. Bu arada doçent Sarusu ismini hatırlamıyorum bir hoca. Şimdi aslında bu projelerin yurt dışında tahkime gitmesinin bile aslında kanunun arkadan dolanmak olduğunu söylüyor böyle bir teorisi var. Evet. Şimdi önce onu söyleyeyim. İkincisi Sayın Erdoğan'ın sizin bu yaklaşımınıza itirazı vardı. Birkaç kere şunu evet. söyledi. İktidara geldiği zaman bu projeleri durduracağını vesaire vesaire diyor. Devlette de devamlık esastır diyor. Siz bunu nasıl yapacaksınız? Devlet ben projeye karşı çıkmadım. Devlette de devamlık esas. Proje verilmesi o iş yapılacak zaten. Ama Avanta'dan verilen paraları ben alacağım. Hmm. Yani ben bunu kaça yapıyorum? 100 liraya. Kaça vermişim? 500 liraya. 400 lira nerede? 400 lira nerede? Ben bunu bilmeliyim. Bana ben defalarca niye sordum? Bu hastaneleri kaça yapıyorsunuz diye. Hastaneye karşısınız. Hayır efendim biz hastane yapımına karşı değiliz. Kaça yapıldı bize bilgi ver, topluma bilgi ver, toplum aydınlansın. Çünkü o parayı ödeyen fırından ekmek alan adam vergi ödüyor. Tüyü bitmemiş vatandaş, çocuk vergi ödüyor. Benim ödediğim vergiyi nereye harcadın arkadaş? Ben bunu öğrenmek zorundayım. Yol yaptın. Eyvallah ben niye yol yaptın dedim mi? Yolu kaça yaptın diyorum. 100 liralık yolu 500 liraya yapıyorsun. 400 lirayı kırışıyorsunuz. Ben o 400 liranın peşindeyim. Onu alacağım. Onu Hı. alacağım. Çok büyük paralar bunlar. Onların tamamını alacağız. Tamamını alacağız. Şimdi sizinle program yapacağımız... Onun için çeteler benimle uğraşmak isterler. Tabii her şeyi yapmak isterler. Kılıçdaroğlu'nun yolunu nasıl keselim diye. Çünkü onlara göre bir adam istiyorlar. Onlarla hem hal olacak birisini istiyorlar, onlara bir şey sormayacak, sırtını sıvazlayacak, yeni ihaleler verecek, birisini istiyorlar. O dönem bitti artık. 15 Temmuz'dan sonra öyle bir dönem artık olmayacak. Türkiye'nin tarihinde de öyle bir dönem olmayacak. On, 14 Mayıs'tan sonra. Efendim? 14 Mayıs'tan sonra mı? Evet, evet. Seçimden sonra. Ondan sonra, 15 Mayıs'tan sonra yeni bir dönem başlayacak. Artık her şeyin şeffaf olduğu, devletin temiz olduğu, yurt dışından gelecek olan paraların temiz paralar olduğu, yatırımların yapıldığı, harcanan her kuruşun hesabının vatandaşa verildiği, şeffaf kimsenin siyasete giren kişilerin zenginleşmediği, köşeyi dönmediği, herkesin görevini yaptığı, vatandaşı düşündüğü, bütün kaynakların vatandaş için, ülke için harcandığı bir dönem başlayacak. Türkiye yeni bir yol ayrımına geldi ve bu yol ayrımını süratle ve bunu yaparken de Türkiye dünyayla yarışacak. Ekonomisiyle, bilgisiyle, birikimiyle, üniversiteleriyle dünyayla yarışacak. O pozisyona artık Türkiye geçmiş olacak. Teknoloji üreten bir ülke olacağız. Ee, şimdi bugün yine güncel bir gelişmeyle devam etmek istiyorum. Emekli maaşları en düşük emekli maaşı 7.500 liraya çıkarılıyor. Evet. Tam seçime sayılı günler evet. kalmışken böyle bir karar alındı. Ee, evet, en düşük maaş alan emekliler için nispeten nefes almayı evet. kolaylaştıracak bir karar. Ee, önce bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? 7.500 lira hala açlık sınırının altında. Bir de sorum şu. Bu adil mi? Daha fazla prim ödeyen, çalışırken daha fazla prim ödeyen emekliler açısından böyle bir karar adil mi? Şöyle siz en düşük emekli aylığını 7500 yapıyorsanız ona paralel daha fazla prim ödeyenlerin de aylıklarını ona göre artırmanız lazım. Yani 100 lira yatırana e, diyelim ki %70 zam yapıyorsanız 500 lira yatırana da 500'ün üzerinden %70 artırmanız lazım. Adalet bunu gerektiriyor. Yani prim... Ödeme gün sayısı olarak 9 bin gün prim yatıran, 10 bin gün prim yatıran daha yüksek aylık alır. Daha düşük prim yatıran daha düşük aylık alır. 7.500 lira veriyorlar. Düşük tabii açlık sınırı altında bir rakam. Şimdi bunun eleştirilecek tarafı yok. Bu az para. Yani asıl burada unutulan kamuoyunun göz ardı ettiği dul ve yetimler. Mesela dul ve yetimler için ne kadar artırdılar? Dul ve yetim şöyle emekli vefat ediyor emekli aylığı 3 kişi arasında bölüşülüyor. E, 300 lira alan var aylık, 500 lira alan var, 800 lira alan var. Bunlarla bir insanın geçinme şansı yok. Onları ne kadar artırdılar? O rakamları da gizliyorlar. Onları da açıklamaları lazım. Onlara da en az hiçteyse vereceklerse yani bir 5000 lira, 6 bin lira da dul ve yetimlere vermeleri lazım. Artırmaları gerekiyor. Tabii bir deprem yaşadık, büyük evet. bir deprem. Şimdi ben sizin bu yapıp etmelerinizi bu depremde çok dikkatli takip ettim. Evet. Özellikle birkaç tanesiyle ilgili o yaşadıklarınızı, deneyiminizi, düşüncelerinizi sormak istiyorum. Şimdi birbiriyle bağlantılı evet. ama tamamı depremle ilgili. Evet. Bir, şimdi bir gece çadırda geçirdiniz. Evet. Sonra Kuzey Kıbrıs'a gittiniz. Evet. Ama öyle 23 aile... O Adıyaman'daki otelde evlatlarını evet. kaybeden 23 aileyi bir yere falan toplamadınız. Ben evet. onlara baktım görüntülere evet. tek tek. Evet. Bütün ailelerin evine gittiniz tek tek. Evet. 23 eve gittiniz. Öyle. Görüntülere baktım. Bunu da e, çok önemsiyorum. Bir deprem yorumu yapar mısınız bize? Tekin. Yani Bu. ne hissettiniz bütün bunları yaşarken, deneyimlerken Kuzey Kıbrıs'ta? Sonra çadırda, evet. sonra mutfağa geldiniz. Mutfakla ilgili sorumu ayrıca soracağım evet. efendim. Şimdi deprem olduğunda Ali Öztunç, e, Kahramanmaraş milletvekilimiz e, sabah e, 430 5 arasında aradı. Yani şu saati tam hatırlamıyorum. E, Kahramanmaraş'ta büyük bir depremin olduğunu, büyük bir yıkımın olduğunu söyledi. Ben hemen e, televizyonu açtım. Ee, acaba nedir e, tablo diye ee, Kahramanmaraş merkezi olmakla beraber çok geniş bir alanı e, kapsadığını gördük. Ee, daha sonra valileri aradım. Ee, valilerden bilgi aldım. Ee, belediye başkanlarını aradım. Belediye başkanlarından bilgi aldım. Hiçbir ayrım yapmadım. AK Partili, CHP'li diye bir ayrım yapmadım. Bütün belediye başkanlarını aradım. Ee, geçmiş olsun dileklerimi başsağlığı dileklerimi ilettim arkasından belediye başkanlarımız zaten sağ olsunlar onlar hemen hazırlıklar yapmışlar. Belediye başkanlarımıza bölgeye gitmeleri için biz hazırlık yapıyoruz dediler aradı. Biz hazırlık yapıyoruz ve gidiyoruz diye söylediler. Ben hemen ertesi gün deprem bölgesine gittim. Felakete felaketi bire birebir canlı olarak tanık olduk yani. Ağlayanlar, sızlayanlar, çaresizliğini ifade edenler. Ee, hiç unutmuyorum, e, Kahramanmaraş'tan e, iki küçük kız çocuğu geldi. E, 14-15 yaşlarında, kız kardeş bunlar. E, babam enkazın altında, e, çıkaramıyoruz ama sesi geliyor, ne olursunuz yalvarıyor gelin yardım edin diye. E, o ara Ankara Büyükşehir Belediye e, Başkanlığı'nın ekipleri oradaydı. Onlara söyledim yani acaba oraya gidip bakabilirler mi nedir gerçekten kurtarabilirler mi diye bir enkazın da görev yapıyorlardı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri daha sonra ben oradan ayrılmıştım telefon ettim ne oldu diye söyledikleri şu oldu yani enkazı altında baba hayatını kaybetmiş diye buna benzer çok hikayeler var başka bir yere gittim. Ee, orada da e, İstanbul'dan geldim diyor, burada akrabalarım vardı diyor, ölenleri defnettik diyor. Diğerlerini aldım İstanbul'a götüreceğim ama araç yok, e, ben bunları nasıl götüreceğim diye. E, oradan da bir Ankara milletvekilimiz vardı, onun aracına e, bütün şey yaptık. Dedi ki bu sizi götürecek, havalarına götürecek, e, sizi uçağa bindirecek diye bir. Milletvekili arkadaşımıza onlara emanet ettik götürün diye. Onun dışında Adıyaman, arkasından Hatay'a, Adana'ya, oradan Hatay'a, Osmaniye'ye, Kahramanmaraş, Adıyaman sonra Hatay'a geçtik. Hatay tabi depremin depremi en şiddetli yaşayan bir kentti. Ee, oradan gecenin ilerleyen saatlerinde Saman Dağı'na gittik. Ee, belediye Başkanımızın e, ayağında, e, parmaklarında kırıklar vardı. Alçı alınmıştı. Ee, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızın itfaiyenin bulunduğu bir alanda toplandık. İtfaiye araçları şeyin altında kalmıştı, depremin altında kalmıştı. Onlara e, tanık olduk. Ee, oradan e, gece saat 1'de e, Arsuz'a geldik. Tabii e, o başlangıçta e, vinçler nerede diye gazeteler, televizyonlar da yazıyorlardı, çiziyorlardı, haber yapıyorlardı. E, şehre girerken hemen hemen her yerde e, araçların, tırların üzerinde vinçler gördük. Yani bu vinçler burada bek niye bekliyor diye. Oysa vinç bekleniyor enkazı kaldırmak için. E, sonra öğrendik ki, arama kurtarma ekipleri gelmediği için vinçler oraya gitse bir şey yapamaz. Yani arama kurtarma ekibinin vinç operatörüne yol göstermesi lazım. Şu kolonu kaldır veya şunu kaldır demesi lazım. Çünkü alttaki canlıları, insanları kurtarmak açısından. Arama kurtarma ekiplerinin yeteri kadar olmadığını, askerin hiç olmadığını gördük. Oysa en geç 6 saat içinde askerler sahra hastanelerini kurabilirlerdi her taraftan kış çadırlarını kurabilirlerdi her tarafta. Sahra mutfaklarını kurabilirlerdi her tarafta. İlk gittiğimizde su ve ekmek yoktu. Mesela Şanlıurfa'ya ya da Gaziantep şu anda çok net hatırlayamıyorum. Ekmeğin Suriye'den geldiğini Suriye'deki ekmeğin geldiğini Malatya ekmeğin Elazığ'dan ve Pertek'ten belediyemizin ekmeği getirdiğini öğrendik. Sonra seyyar fırınlar kuruldu. Mutfaklar çok sayıda açıldı. Daha sonraki süreçte çadır. Tabii çadır çok büyük bir sorundu çadır. Herkes çadır istiyordu. Yatacak yer yok çünkü. Dışarı buz gibiydi. Onu söyleyeyim. Yani. Buz gibiydim. İnsanlar arabalarda kalıyorlardı. O da arabası Benzin oldu. bulmakta, kar yakıt bulmakta zorlanıyorlardı biraz. Başlangıçta öyle de bir sorun çıktı. Tabii enkazların başında devlet nerede, devlet nerede diye bağıran anneler gördük, babalar gördük, çocuklar gördük. E, tam bir insanlık dramı gerçekten yani insan e, o anları e, unutamıyor, hafızasının bir yerinde kalıyor yani böyle. E... Değiştim dediniz, mecliste de sonra oradan bir geldiniz de üçüncü seyahatinizin sonuydu sonra galiba. Ben o gece, ben deprem bölgesinde iki kez kaldım. Evet. O gece Arsuz'da e, kaldık. Çok soğuktu. Kaldığımız yerde e, elbiseyle yattım. Doğrusunu isterseniz çok soğuk. Üstüme iki battaniye aldım ama e, yani ısırma şansınız yok. İlk videoyu e, orada o gece saat e, bir bir buçuktu, yanlış o hatırlamıyorsam. Evet. Sesinizle. Depremle ilgili, iktidarın çaresizliğini, e, oradaki kaosu, e, devlet dediğiniz kurumun deprem bölgesinde olmadığını. E, gördüm ve bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu askerin süratle alana girmesi gerektiğini e, ifade ettim Uzun bir e, videoydum. E, sonra e, diğer arkadaşlar sabah erken kalktık tabii. zaten yatmadık o gece soğuktan e, Sabah kalktığımda bütün arkadaşlar milletvekili arkadaşlarım da aynı pozisyonda onlar da elbiseyle yatmışlar ama, hepsi son derece soğuk şartlarda. Ertesi gün döndük Ankara'ya. Sonra tekrar ben deprem bölgesine bir daha gittim. Belediye başkanımıza da işte Hatay Belediye Başkanımıza da zaman zaman sitemler oldu. Tabii belediye başkanı, belediye çalışanları enkaz altında kalmış. Büyük bir travma yaşanıyor. Olayın düzelmesi lazım. 10 şehirde, 10 11 büyükşehir belediye başkanımızı koordinatör olarak görevlendirdik. Hatay'a örneğin İstanbul, Kahramanmaraş'a, Ankara, Ankara gibi, Antalya bir başka yerde, Eskişehir bir başka yerde, Muğla bir başka yerde ve onların altındaki CHP'li belediyelerde görev yaptılar. Başlangıçta bizim belediyelere bazı zorluklar falan çıkardılar. Ya arkadaş CHP'li belediye diye yani niye engelliyorsunuz? Yani ekmek getirecek, su getirecek. Efendim e, mutfak kuracak, sıcak çay içirecek yani bu insanlara. Yani engel olmanın mantığını anlamak gerçekten e, son derece zor. Hele o koşullarda ya bir kişiye bir bardak su vermeniz bile olağanüstü bir olay. Yani bu bile bu tür olaylar da oldu. Zorluklar çıkarıldı. Havaalanına Hatay havaalanına uçak inmiyordu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri havaalanına ya işte uçakların inişini hazır hale getirmek için çalıştılar Vay efendim orayı biz yapıyoruz ee, şey yapmıyor diye yani. ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başnlığının e, e, ünvanı yazılan e, yerlerine bilmem bantlar yapıştırdılar oraya bezler astılar kimse gör, görmesin diye çocukça işler çocukça devleti yönetmesini bilmiyorlar devlet böyle yönetilmez efendim orada herkes can derdinde ya A partisi B partisi mi olur orada ben gittim hiçbir ayrım yapmadan. İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin de bir yeri vardı. Onlar da bir çadır kent kurmuşlardı. Onları da ziyaret ettim. Belediye başkanına teşekkür ettim. Verdiği hizmetler, yaptığı hizmetler dolayısıyla. Ayrımcılık yapılır mı Allah aşkına ya? Ya bunlar da devlet yönetimi yok. Devlet nedir bilmiyorlar. Her şey bize aittir diyorlar. Her şeyi biz yaparız diyorlar. Sonra Bizim düşündüğümüzü kimse yapmaz. Kuzey Efendim, Kıbrıs'ta o o Kuzey ziyaret de çok önemliydi. Şimdi Kuzey Asya Otel'de ee, Şampiyonlar, Magosa'nın şampiyon çocukları, şampiyonlar takımı orada, e, gencecik çocuklar e, enkazın altında kaldılar ve hayatlarını kaybettiler. Enkazın başına Kıbrıs'tan aileler geliyor ama Türkiye'den enkazı kaldıracak kişi bulamadılar. Anneler bunu anlatırken her birisi gözyaşlarını tutamadılar. Akıl alacak şey değil. Biz Kıbrıs'tan o zorluklarla e, gittik oraya, Adıyaman'a gittik. Adıyaman'da otele gittiğimizde baba anlatıyor. Şeyi alıyoruz diyor. Hani enkazı kaldırmak için diyor. Beton un oluyor elimizde. Un gibi dağılıyor diyor. Yani Nasıl buna izin vermişler diye. Yani? Büyük bir acı. Her birisini tek tek ziyaret ettim. Tek tek başsağlığı ben ve e, arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, kadın kolları genel başkanı da dahil olmak üzere ziyaret ettik baş sağlığı Acı olan olan ne biliyor musunuz İsmail Bey? Nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti başsağlığı sağlığı dilemedi. Kıbrıs'a. Akıl alacak şey değil. Ailelerden böyle bir sistem evet. mi geldi? E yani ya aramadılar. Nasıl baş sağlığı dilemezsiniz yani? Nasıl baş sağlığı? Her diler, sabah mesela. adalet arıyorlar, her akşam evet. mesaj atıyorlar efendim. Mesajı biliyorum. Her akşam. biliyorum. Adalet arıyoruz bittim. diye. Ne istiyorsunuz? Benim ne yapmamı istiyorsunuz? Ya son tek kelime. Adalet. Adalet istiyoruz diyorlar. Çocuklarımızın hakkını istiyoruz diyorlar. Suçlular sonuna kadar cezalandırılsın istiyoruz diyorlar. Bir hukuk avukatlardan oluşan gönüllü bir ekip. Dedim Türkiye barolar Birliği'den. Adıyaman Barosu da, Maraş Barosu da diğer barolar da sizin çocuklarınızın hakkını savunmak için her türlü mücadeleyi yapıyorlar. Bu konuda emin olun dedim. Biz de parti olarak her türlü desteği veriyoruz. Avukat milletvekilleri, hukukçu milletvekilleri bu davaları izliyorlar diye kendilerine de ifade ettim. Onlara söz verdim. Bu çocuklar adına biz bir vakıf kuracağız dedim. Onlar dernek kurmuşlar. Vakıf kuracağız. O vakıf gönüller vakfa bağışta bulunacaklar, vakfın güzel gelirleri olacak ve o çocuklar adına yüzlerce çocuğa burs vereceğiz, onları yaşatmak zorundayız, analarını yaşatmak zorundayız diye. En büyük bizim Magosa, tabii bu çocuklar, hayatlarını kaybeden çocuklar, Magosa'nın en çalışkan, en zeki çocukları. Hmm. Belli bir okuldalar bunlar ve... Ee, Kıbrıs'ta şampiyonlar, ee, Türkiye'de de eğer şampiyon olabilirlerse uluslararası yarışmalara katılacaklar. Bir anne e, gözyaşını tutamayarak şöyle söyledim: "O kadar sevinçle gittiler ki" dedim. Ee, VIP'den geçmişler, uçağa binerken bunu çocuklar o kadar olan kendilerine önem verildiğini, hmm. değer verildiğini e, görmüşler dedim. Evet. Eyip. Anne babaların gözünde çok değerli tabii. Çocuklar, evlatlar öyledir zaten. Tabii. Ama devletin de kendilerine değer verdiğini, önem verdiğini, çalışkan olduklarını, sporcu olduklarını Fakat hayatları maalesef sona erdi, acı bir şekilde. Elbette o dava. Bakın orada bir şey daha. Malum bu gene bu meşhur vakıflardan birisinin birisiyle ilgili olan bu Asias otel aslında yapılmaması, yıkılması gereken bir binayı siyasi gücünü kullanarak dışarıyı çok güzel yaptı. Badanası, boyası parlak bir otel olarak çıktı ortaya ama içi kov ufak depremde tamamen çöktü yani. O otelin hemen arkasındaki binalar sapasağlam duruyorlar. Evet, evet. Otel evet, yanındakiler. tümüyle çöküyor. Önce gizli kararı getirmek için bir teşebbüste bulundular. Kıyamet kopunca sivil toplum örgütleri, bizim milletvekillerimiz falan hayır gizli kararı almıyoruz diye. Aileler de nasıl olur da gizli karar alırlar? Yani böyle bir olayın varsa suçları yargılanması lazım. Savcının harekete geçmesi lazım. Şimdi Deprem Araştırma Komisyonu'nda dün Çevre evet. Bakanlığı'nın bürokratı sunum yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Şu anda inşaatı süren binalarda bile çürük olanlar tespit edildi. Bazıları yıkılacak, bazıları Tabii. güçlendirilecek. Yani bu depremde böyle bir yıkım oldu ama önümüzdeki depremlerde de biz benzer acıları yaşayacağız. O yüzden topyekün bir değişim, topyekün bir yenilenme gerekiyor. Mesela bunun için ne yapılabilir? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi şöyle. Devlet dediğiniz kurumda liyakatli kadrolar bunu biliyor zaten ne yapılması gerektiğini. Şimdi ...fay hattının nereden geçtiğini hepimiz biliyoruz... ...artık biz de neredeyse deprem uzmanı olduk... ...yani haritalara bakınca fay hatları buradan Bu geçiyor... ...bu da araya dedi. girebilir miyim... ...bugün Erdoğan bir açıklama yaptı... ...dedi ki Amik Ovası'nı ev yapmışlar <laughs> dedi... ...fay hattının üstüne bina yapmışlar dedi... Evet. ...21 yılın sonunda böyle de bir... ...sitem oldu... <laughs> ...neyse Erdoğan'a bir şey söylemeyeyim... ...ama... ...devletin kadroları bunu biliyor zaten... Kahramanmaraş'ta 7. Nokta, yanlış hatırlamıyorsam 7.7 e, şiddetinde mi diyoruz? Bir büyüklüğünde, de, büyüklüğünde. E, büyüklüğünde bir depremin olacağını ve bu depremin deprem sonucu kaç binanın yıkılacağını, ne kadarlık bir can kaybının ortaya çıkacağını zaten yazmışlar, rapora yazmışlar bunu. Tatbikatı oldu bunun. Tatbikatı oldu bunun. Şimdi devletin kadroları biliyor ama kadroları harekete geçirecek, kaynak ayıracak olan kadrolar değil, siyasi otorite. Siyasi otorite bunları almış, görmezlikten gelmiş. Atmış bir köşeye raporları. AFAD'ın raporları var. Arama kurtarma dediğimiz olayla gel. Deprem anında bir felaket anında nelerin olması gerektiğine ilişkin 1999 depreminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde özel eğitilmiş birlikler oluşturulmuş. Bir tabur var. Afet taburu oluşturulmuş. Ya nasıl olur da yani Asker'e talimat vereceksiniz, asker alana inecek, ama talimat vermiyorsunuz. O kadar büyük acılar yaşandı ki, ya insanlar donarak öldüler. Arama kurtarma ekiplerini dinleyin, Allah aşkına birisini çağırın, bir dinleyin. İnsanların nasıl donarak öldüğünü, donarak ölen insanların o enkazın altından nasıl çıkarıldığını, bütün bunların sorumlusu kim Allah aşkına? Kim? Devleti yönetenler değil mi Allah aşkına? Devleti yönetiyorlar bunlar. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini bilmiyorlar. Ama ya sen mı? böyle bir yüzyılın felaketi diyorsun. Yüzyılın katliamı çıktı ortaya. Yüzyılın katliamı. Siz devlet dediniz kurumu çalıştırmadınız. Afat dediğiniz bir kurumu körelttiniz. Kızılay dediğiniz bir kurumu yok ettiniz. Tepeden tırnağı yok ettiniz. Orayı rant alanına dönüştürdünüz. Vali, vali eli kolu bağlı. Vali ne yapacak vali? Vali tek başına validir orada. Bakın deprem bunlar ülkeyi nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Deprem bölgesinde gittim. Adıyaman'da konuştum iş dünyasıyla. İkinci gidişimde. Hem depremzedeleri ziyaret ettim. Hem de bölge nasıl yaralar sarılabilir? İnsanlar kenti terk ettiler. Bu insanlar nasıl gelebilir? Konuştum. Adıyaman'da Ticaret Sanayi Odası Başkanı dedi ki eğer önlem alınmazsa o depremden sonra bir de ekonomik deprem yaşayacağız dedi. Mühendisi kenti terk etmiş. Mimarı terk etmiş. Avukatı terk etmiş. Entelektüel yapı kenti terk etmiş. Gelir düzeyi iyi olanlar kenti terk etmişler. Kent kent olmaktan çıktı diyor. Bunların gelmesi lazım diyor. Peki Kızılay dediniz ya efendim. Şimdi siz o çok tartışılan Amerika seyahatinizde evet. bir gün sürpriz bir şekilde bir gökdelenin önüne gittiniz. Evet. Ve oradan Kızılay Türgev. Bahsin Türkiye evet. binası. Oradan işte çünkü Kızılay'ın oraya da bir bağışı söz konusuydu evet. yani ya evet. işte böyle dolambaçlı evet. yollardan. Şimdi Kızılay 52 gün sonra seçimi kazanırsanız, Cumhurbaşkanı olursanız Kızılay'ı ne yapacaksınız? Bu şundan dolayı Kızılay Bizim bu olayda yüreğimizi yakan olaylardan bir tanesi. Bakın İzmir'de İktisat Kongresi'nde siz evet. de oradaydınız. Millet evet. İttifakı'nın evet. liderleri evet. olarak. Temel Karamalıoğlu dedi ki Allah aşkına dedi ben kanımı bile vermek istemiyorum artık dedi. Kızılay bu hale geldi. Ne yapacaksınız da Kızılay'ı? Kızılay'ı eski ruhuna kavuşturacağız. Eski ruhuna. Kuruluş amacı neyse o kuruluş amacına uygun Kızılay'ı yeniden yapılandıracağız. Hı. Ben Kızılay'dan geçmişte Kızılay'da e, illerde görev yapmış başkanlarla e, ve Kızılay'ın tepe noktasında görev yapmış e, kişilerle bir araya geldim. E, onlarla oturdum, konuştum ve onlara söz verdim. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı olduğunda ilk yapacağım işlerden birisi kızılayı tekrar eski sahiplerine yani gönüllü olarak çalışanlara yani bu topluma yardım yapmak için herhangi bir olay olduğunda gönüllü olarak koşan ve or yardımları yapanlara kızılayı rant amacı rant aracı olarak görmeyen ama kızılayı toplumun yaralarını saran bir kurum haline dönüştürenlere kızılayı yeniden. Teslim o zaman şöyle edeceğiz. anlayacağım holding yapısını. Yok tabii tabii. Kızılay Holding olmayacak. Yok efendim olmaz. siz bir yardım kuruluşunu nasıl getirinizde de 5 maaş, 6 maaş, 10 maaş alan adamlara teslim edersiniz? Nasıl olur da Kızılay çadır yapamaz? Çadır. Çadır fabrikası var. Nasıl olur da yapamaz? Kızılay Afad'ın görevi Kızılaycılık değildir. Afad Kızılay'ı yok edip Kızılay'ı kendi bünyesine katmak istiyor. Hmm. Afad'ın ne çadırı olur ya? Afad'ın görevi felaketlerden sakınmanın önlemlerini almaktır. Felaketten sakınmanın. Sakınacaksınız. Deprem olduktan sonra görev Kızılay'da, görev Ordu'da, görev başkalarında. Siz depreme dayanıklı binayı nasıl yaparsınız? Depremden sakınmak için yaparsınız. Dere yatağına niçin ev yapmazsınız? Çünkü sel geldiği zaman sakınırsınız. O dersiniz ki buraya binayı yapma. Şimdi sakınmayla felaketi karıştırıyorlar bunlar. Sakınmıyorlar. Hiçbir önlem almıyorlar felaket oluyor hep beraber koşalım. Kardeşim Japonya'da deprem oluyor niye ki bir kişinin burnu kanamıyor? Başka ülkelerde deprem oluyor da niye bir kişinin burnu kanamıyor? 50 bin kişi hayatını kaybetti ya İsmail Bey. Güzel. 50 bin kişi hayatını kaybetti. Ya bir Allah'ın kulu çıkıp sorumlu kalmadı ya. Bir Allah'ın kulu çıkıp ya bu işin sorumlusu benim burada bir hata yaptık demedi. Hı hı. Demedi. Böyle bir tablo dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmamıştır ya böyle bir garabet olmaz. Böyle bir garabet olmaz. 50 bin kişinin günahı kimin boynuna Allah aşkına ya? Ev yapıyorsunuz. Bakın. Ben depremzedelere gittim. Bunlar şimdi hemen arkadan koştular. tekrar inşaat, gene yandaşlara inşaat yapın. Eyvallah, itirazım yok. Depremzedelere ev yapın. Diyor ki efendim, evi yapacağız. E 2 yıl süreyle senden para almayacağız. Evet. Ondan sonra 20 yıl taksitle sana bu evi satacağız. Bu ne demektir? Ne demektir bu? Bir, ben sana ev yaptın ama sen mezar satın aldın. Müteahhit ev yaptı ama sen mezarını satın aldın. Parayla siz bunları satamazsınız. Bir daha ifade edin. Siz depremzedelere yıkılan evleri, dükkanları, ahırları parayla satamazsınız. Anayasaya aykırıdır. Çok açık. Açalım. Çok açık. Açalım değerli arkadaşlarım. Şimdi madde konut hakkı. Yani herkesin bir ev sahibi olma hakkı var. Anayasa madde 57. Bunu açık ve net söylüyor. Devlet şehirlerin özelliklerini ve şar çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde. Şehirlerin özelliğini ve e çevre şartlarını Fay hattı geçiyor mu? Dere yatağı var mı? Yok mu? Bütün bunları gözetecek. Devletin görevi gözetecek. O çerçevede konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. Kim alacak? Devlet alır. Siz fay hattı üstüne ev yapılmasına, dükkan yapılmasına, efendim alışveriş merkezi yapılmasına ortam hazırlıyorsanız, izin veriyorsanız görevinizi yapmamışsınız demektir. Gelelim ikinci konuya. İsmail Bey. Evet. Bir müteahhit bir daire yapacak, daha doğrusu bir apartman yapacak, daireleri ve satacak. O işin olağan tarafı budur. Bir müteahhit bir yerde inşaat başlarken 23 ayrı belge düzenleniyor. 23 ayrı belge. Mimarı var, mühendisi var, jeoloji mühendisi var, inşaat mühendisi var, jeofizik mühendisi var, harita mühendisi var, şehir plancısı var, mimarı var, elektrik mühendisi var. Bunların hepsinin bu 23 belgede imzaları var. Bir daha ifade edin. Bu 23 belgede bu dediğim kişilerin hepsinin imzaları var. Ve kontroller yapanlarından. Bu ne demektir? Devlet diyor ki, sen ey müteahhit bunu yaparken bu 23 kişinin imzasını alacaksın. İnşaat mühendisi diyecek ki, ben şeyi denetledim burada sağlamdır. Jeofizik mühendisi işte fay hattı üzerinde değildir. Efendim mimarı, mimari projelere uygundur. E, depreme dayanıklıdır. Bütün bunların tamamı yapılıyor. 23 ayrı belge düzenleniyor. Toplam 42 imza. Hı. Daireyi satın alanın tek bir imzası var tapuda. Gidiyor. Diyor ki devlet bu binanın yapılmasına izin verdi. Bu bina depreme dayanıklı. Bu binayı ben rahatlıkla alabilirim. Bütün kontroller yapıldı. Mimarı, mühendisi, kontroller hepsi imza attılar. Devlet bana, devlet baba bana sağlam bir bina var. Bunu satın alabilirsin dedi. Ben de gittim paramı ödedim. Burayı satın alıyorum. Tapuda da imzaladım. Tek imzası var. Şimdi AK Parti hükümeti diyor ki, yani Erdoğan diyor ki, tek kişilik hükümet diyor ki, Bunların tamamı oldu diyor. İzin verdik diyor. Sen gittin imza attın, aldın ama bu bina depreme dayanıklı değilmiş. Şimdi sana yeni bir ev yapacağım. Bu evi sana satacağım. 20 yıl taksitle sen bunu parasını ödeyeceksin. Gel helalleşelim. Ne demek helalleşelim? Ya benim ne günahım var? Benim ne günahım var? Helalleşme nasıl olur? Helalleşme şöyle olur. Arkadaşlar biz bir hata yaptık. 23 kişi imzalı, 40 affeder, 42 kişi imza attı. 23 kişi, 23 ayrı belge düzenledik. Bu belgelerin tamamı sahteymiş. Bu binaların hiçbirisi depreme dayanıklı değilmiş. Bu binalara izin vereni, ben hesabını soracağım, devlet olarak, hükümet olarak hesabını soracağım. Ama senin evin yıkıldı. Çocuk çocuğun depremin altında kaldı. Dükkanın yıkıldı. Aharın yıkıldı. Hayvanların eee aharın altında kaldı. Çok sayıda can kaybı oldu. Ben sana ev yapacağım. Dükkanını yapacağım. Aharını yapacağım. Senden bir kuruş dahi almayacağım. Bir kuruş dahi almayacağım. Sosyal devlet olarak görevimi yapacağım. Ama can kaybı geri gelmez. Gel seninle helalleşelim. O zaman bu helalleşme olur. Şimdi adama bu ev depreme dayanıklıdır diye satıyorsun, adama mezarını satın aldırtıyorsun, bina yıkılıyor, binanın altında çoluk çocuğu kalıyor, bütün kabahat idarede, adama diyor ki şimdi sana ev yapacağım bir de sana taksitle bunu satacağım diyor. Bu kadar yüzsüzlük olmaz. Onun da hükmü var anayasada, anayasa. Onu da hemen ifade edeyim. 125. madde 7. fıkra 7. bend. İdare yani devlet kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Kardeşim bu 23 belgeyi dükkanı satın alan mı imzaladı? Hayır. Bu 23 belgeyi evi satın alan mı imzaladı? Hayır. Bu 23 belgeyi kim imzaladı? izore imzaladı. Onların yetkilileri imzaladı. Ben vatandaş olarak evim yıkıldı. Sorumlusu kim? Ben değilim. Devlet dedi ki bu bu bina sağlam. Öyle sağlam ki ben 40 42 tane mimar, mühendis, inşaatçı bunların tamamı imzaladılar. Sağlamdır diye. Allah nasip eder. Sözüm söz. Cumhurbaşkanı olduktan sonra evi yıkılan dükkanı yıkılan, ahırı yıkılan sadece burada değil Elazığ depreminde de sadece burada değil başka depremlerde de hiç kimseden bir kuruş para alınmayacak. Bir kuruş alınmayacak. Hepsinin evi yapılacak ve teslim edilecek. Devlet dediğiniz kurum budur. Vatandaşına sahip çıkacak. Peki. Bunu yapmadığınız zaman devlet olarak görevinizi yapmamışsınızdır. Sen devlet olarak Adama mezar satmışsın bir de diyorsun ki bana para ver. Ne parası ya? Ne parası? Sadece bu değil İsmail Bey. Bakın şimdi evi yıkılmış, iş yeri yıkılmış, dükkanı yıkılmış, bankaya borcu var. Efendim borcunu ödeyeceksin. Ya dükkan yıkılmış kardeşim ya. Bankaya nasıl ödeyeceğim ben bu parayı? Bu bölge için özel bir yasa çıkaracağız. Biraz sabretsinler. 15 Mayıs'tan sonra ilk yapacağım arkadaşlara talimatı verdim. Bu bölgeyle ilgili bir yasa taslağı hazırlayın. Sonra 6 lider bunun üzerinde oturup konuşacağız, anlaşacağız ve bu bölge için özel bir yasa çıkaracağız. Bu konutların tamamı yapılacak, hak sahiplerine teslim edilecek evet. ve devlet bunlarla devlet bunlarla helalleşecek. Kusura bakmayın. Evet. Bir hata oldu. Bize hata, vatandaşın ne hatası var? Ne kusuru var vatandaşın? Bu yapılacak arkasından bu bölgeden gidenler var az önce söyledim. Şimdi onu soracağım. Evet. Gidenler e, nasıl oy kullanacak? Şimdi depremzedelerin yaşadığı durumu anlattınız siz. Oya ee, geleceğim. Peki. Önce benim söylediğim daha Buyurun. farklı bir şey. Buyurun Bu bölgeden gidenleri bu bölgeye geri getirmemiz Hı. lazım. Yani mimarı, mühendisi, avukatı, doktoru, entel, ustabaşı bunlar terk ettiler. Gittiler. Hı. Fabrikalar doğru dürüst çalışmıyor. Bu bölgelere bunların gelmesi lazım hemen yasada diyeceğiz ki buraya gelenler 2 yıl süreyle gelir vergisi ödemeyecek. 2 yıl süreyle bunları sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Aylıklarını gereksiz artıracak. Böylece bunlar daha cazip koşullarda gelecekler. Bu bölgeyle ilgili özel bir yasa, özel bir teşvik yasası çıkarmak zorundayız. Özel bir teşvik yasası. Bakın, 1 milyonu aşkın konut yapılacak. 1 milyonu aşkın yıkılanlar yıkılacak olanlar, bazıları da güçlendirilecek. 1 milyonu aşkın. 1 milyonu aşkın konut ne demektir? Bir kapı desem 1 milyon konut demektir. 1 milyon kapı demektir. 5 kapı olacaksa 5 milyon kapı demektir. 50 milyon pencere demektir. Evet. Nerede öğretilecek bunlar? Bu bölgede öğretilecek. Bu bölge için özel bir yasa çıkacak. Kapı mı yapmak istiyorsun müteahhit olarak, ya, sanayici olarak? Geleceksin bu bölgede sana özel teşvik vereceğim. Kapıyı burada üreteceksin, pencereyi burada üreteceksin, boruyu burada üreteceksin. Neyse bir inşaata ne gerekiyorsa tamamını burada üretecek, istihdam yaratacaksın. Bu bir milyon konutun bütün şeyleri burada olacak. Bütün e, e, gereksinme ihtiyaç duyulan bütün malzemeleri edilecek. burada üretilecek. Ve burada istihdam yaratacaksınız. Şu akta gelebilir. Ürettik peki inşaat bitti ne olacak? Orta Doğu'yu, Afrika'ya ihracat yapacaksınız. Bölgeyi ayağa kaldıracaksınız. Böylece bölge bölge yeniden canlanacak. Yeniden daha da güçlenecek bölge. İhracat yapacak. Devlet bana sahip çıktı diyecek. Türkiye'ye döviz akacak. istihdam yaratacak. Bütün bunların hepsi gayet güzel olacak. Bir virgül koyalım evet. Sayın Kılıçdaroğlu. Kısa bir aramız var. Sonra siyasetin tartışmalı gündem maddeleriyle devam edeceğiz. Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz. Lider masasındayız. Devam ediyoruz. Depremle ile ilgili evet. son bir şey, sorumuzu soruyor Çok özür dilerim. Hiç istemem ama sözünüzü keseceğim. Şimdi efendim programınızı soruyordum da şimdi mübarek Ramazan ayına girdik. Evet. Galiba buna uygun da bir takım düzenlemeler yapmışsınız. Şimdi bu seçime de doğru gidiyoruz tabii. Evet. 52 evet. gün sonra sandık başına gideceğiz evet. ama. Yarın Malatya'ya gidiyormuşsunuz. Onu bir anlatır mısınız? Evet. Oradan bir haber çıkacak da. Tabii. Tabii. Ee, tabii mübarek aydayız. Manevi duygularımızın zenginleştiği bir aydayız. Daha hoşgörülü olmamız gereken, birbirimize daha sıcak bağlar, selamlar, saygılar sunmamız gereken bir aydayız. Evet depremde yaşanan felaketi hı. ve felaket sonrası yaşanan büyük dramı unutmamak e, durumundayız. Orada yaşayanların, e, çadırlarda yaşayanların, e, konteynerlarda yaşayanların e, acılarını bilmek, e, onların acılarını paylaşmak, onlara e, her türlü yardımı yapmakla mükellefiz. Hı hı. E, bu ayın e, öyle bir özelliği daha var. E, onu da ifade edeyim. Yardımlaşma duygumuzun da e, güçlü olduğu, güçlenmesi gereken e, bir ay. Ramazan ayının ilk cuması Malatya'da olacağız. Altı lider bir arada olacak. bir mevlüt okutacağız. dolayısıyla altı lider hem depremzedeleri bir ziyaretimiz olacak. Sonra bir araya gelip tekrar konuşacağız. Yarın. Yarın. Yarın evet. Yarın evet, cuma günü. şu Ekrem Bey ile Mansur Bey de gelecekler. Onlar da altı lider dışında onlar da gelecekler. Böylece hem Ramazanı hem depremzedeleri unutmadığımızı, onların yanında olduğumuzu... gerçekten de depremzedeler. Az önce söylediğim gibi yıkılan evlerini, dükkanlarını, iş yerlerini. Ee, yeniden yapacağımızı, inşa edeceğimizi, sosyal devletin sahip çıkacağını, millet ittifakının sahip çıkacağını Onlara evlerini yapıp teslim ederken bir kuruş bile almayacağımızı Onlarla devletin helalleşmesi gerektiğini onlara bir şekilde anlatacağız Peki teşekkür, evet. söz, söz sizin için Depremzedeler, yaklaşık 5 milyon depremzede yaşadığı kenti terk etti ama geçen gün e, bitti. Oy kullanmak isteyenler, adresini değiştirenlerin evet. başvuru yapması için belirlenen süre bitti. Yaklaşık 345 bin depremzede başvurdu evet. oy kullanabilmek için. Ne olacak Sayın Kılıçdaroğlu? O depremzedeler oy kullanamayacak mı? İktidar onların oy kullanmasını mı istemiyor? Bürokratik engeller mi çıkarılıyor? Neler yapıyorsunuz Şimdi, bunu aşmak e, için? Depremzedelerin en yoğun yaşadığı kent e, Mersin şu anda. Yaklaşık 350-400 bin deprem zedenin bölgede olduğu biliniyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuştuğumuzda bu rakamı verdi bize. Bazıları bulundukları yere kendi kayıtlarını aldılar. Orada oy kullanacaklar. Diğerleri terk ettikleri kente dönüp orada oy kullanmaları gerekiyor. Mersin-Hatay arasında Uzun bir mesafe yok. Belki bir günlüğüne gidip oy kullanıp dönebilirler. Zaten depremin yaraları biraz sarılıp, enkaz kaldırıldıktan sonra insanlar biraz geriye dönüp en azından kendi haklarını da aramak istiyorlar. Bu konuda hakkını yemeyelim. Türkiye Barolar Birliği, Adıyaman Barosu onlar da deprem haklarını savunmak için gönüllü avukatlar tuttular ve onlar da çalışıyorlar, çaba harcıyorlar. Ee, gelip belki onlara özel otobüsler, özel imkanlar sağlamak lazım Bulundukları kente gelip oy kullanıp tekrar e, geri dönmeleri için e, Bunun için çalışacağız, çaba harcayacağız e, Onların oy kullanmalarını isteriz e, Sonuçta siyaset e, çok önemli bir e, kavşağı aşmış olacak e, Demokrasi istiyoruz, e, sosyal hakların güçlenmesini istiyoruz depremzedelerinin yaralarının sarılmasını istiyoruz. Bunun için yeni bir anlayışa, yeni bir ufka ihtiyacımız var. onları bir şekliyle taşıyacağız yani başka seçeneğimiz Peki. yok. Evet. Şimdi efendim bir kritik konu daha var. Şimdi gazeteci olarak benim gözlemim ne kadar gerçektir? Onu 52 gün sonra milletimizin vereceği oy yapacağı tercihle evet. anlayacağız. Fakat ilk defa bu iktidarın kaybedebileceği Evet. muhalefetin ...sizin kazanabileceğiniz evet. şekilde bir algı var. Evet. Anketlere de yansıyor. Evet. Ama 52 gün sonra ne olacağını yine milletimiz evet. karar verecek. Fakat burada seçim... ...birinci turda mı biter, ikinci turda mı biter... ...diye bir tartışma. Evet. Ve bu tartışmanın merkezinde de Muharrem İnce diye bir... Evet. ...mesele var. Şimdi Muharrem İnce... ...açıklamalar yapıyor. Evet. Fakat siz kendisiyle... ...görüşecek misiniz, görüşmeyecek misiniz? Muharrem İnce meselesi... Bunu bir yorumlar mısınız... Şöyle ifade edeyim. Birinci turda biter benim kanaatim. Birinci turda vatandaş sandığa gidip kararını verir. yani. Vatandaş değişimden yana. Yeni bir değişim olsun. Yeni bir kan gelsin. Yeni bir anlayış olsun. Artık bu kavganın son bulması gerekiyor. Yani yeni gerilimler, yaratılan gerilimler çok ciddi sorunlar yarattı toplumda. Siyaset dediğiniz kavga aracı değil. Siyaset ee, halka iyilikte yarışmadır yani bunu bu noktaya taşımak lazım bunu biz taşıyacağız görecek yani AK Parti muhalefete düştüğünde görecek hiç kavganın olmadığını ülke yararına her şey için AK Parti'ye de bilgi verileceğini onun parlamentoda dışlanmayacağını çünkü şu anda AK Parti ve MHP parlamento muhalefeti tamamen dışlamış dediğimiz olur de dediğimiz dedik mantığıyla gidiyorlar. Buradan tamamen çıkacağız ve Türkiye gerçekten de gerçekten yolsuzlukların olmadığı, dünyayla yarışan, üniversiteleri bilgi üreten bir ülke haline getirmek istiyoruz. Yani artık Türkiye yeni bir sıçrama yapmak zorunda, yeni bir hamle yapmak zorunda. Aksi halde sürekli geriye giden, sürekli kan kaybeden bir ülke haline geldi. Buradan Türkiye'nin süratle çıkması lazım. Sayın Ince, evet yani sonuçta bir partidir. Ben bütün partilere saygı duyarım. Her her partinin genel başkanına da saygı duyarım. Elbette karar takdir kendisine aittir. Ama bizim hedefimiz, bizim amacımız birinci turda millet ittifakı olarak kazanmak. Türkiye'yi ikinci bir seçimle yormamak ve süratle kaybedecek zamanımız yok. Bir günü bile kaybetmek istemiyoruz. Bir günü bile. Bir saati bile kaybetmek istemiyoruz. Yaraları süratle sarmak istiyoruz. Bazı özel yasaları deprem bölgesiyle ilgili az önce söyledim. Özel yasaları süratle çıkarmak istiyoruz. Bakın ben size bir şey anlatayım ee, e, Bengü Hanım. Samsat'ta deprem oldu. 2017 yılında bin küsür şey yıkıldı. Bina yıkıldı. Daha sonra konut kaybı var. Şu ana kadar kaçı yapıldı? 7 yıldır. 7 yıldır. 7 yıldır konteynerda yaşayan var. 7 yıldır çadırda yaşayan var. 7 yıldır. Ya 7 yıldır bu hükümet nasıl olur da bin küsür daire yapmaz ya yani bir, bir konutu yapmaz. Bir yılda var. bir yılda yapacağım diyor. Bırakın bir yıldayı. Ya Allah aşkına Samsat adını veriyorum Samsat. Adıyaman'ın ilçesi. Hala burada konut yapılamadı ya. 7 yıldır ya. 7 yıl, 7, 7. Ben bu iktidara şimdi ne söyleyeyim Allah aşkına? O çadırda yaşayanlar mı? O konteynerda yaşayanlar mı? Onların fotoğrafları var elimizde. Milletvekili arkadaşlarımız gitti oraya. Ya bir insanlık dramı yaşanıyor. Deprem oluyor. Bir söz veriliyor. Efendim derhal inşaatı temeli attık. Size bir yıl içinde konutları teslim edeceğiz. Ya arkadaş sen 7 yıldır... Adıyaman'da Samsat'ta konutları yapıp teslim etmedin ya 7 yıldır ya yüzünüze gözünüze dursun ya 7 yıldır ya orada yaşayanlar bizim vatandaşımız değil mi? Orada yaşayanlar bir deprem felaketi yaşamadı mı? Tabi medya da unutuyor kimse kusura bakmasın biraz da medyayı da söyleyeyim ya medya da unutuyor. Bay efendim işte temeller atıldı inşaatlar bitiyor. E bir dönüp Samsat'a baksınlar Adıyaman ya orası da deprem bölgesi ne oldu burada? 7 yıldır niye bitirmediler? Kim engel oldu bunlara? Bay Kemal mi engel oldu? Niye yapmıyorsunuz kardeşim siz bunları? Para mı yoktu? Beşiz çetelere gelince para var. Bu deprem konutlarını ücretsiz bir kuruş almadan vereceğiz deyince hemen efendim parayı nereden bulacak? Ne demek parayı nereden bulacak ya? Erdoğan demiyor mu binaları yapacağım? İki yılda para almayacak. İki yıl ödemesi olacak demek. Ne demek? Para var demek. Yani yapacağım 2 yıl ödemesiz 20 yıl taksitte. Ben ne diyorum? Yapacağım teslim edeceğim 5 kuruşta para almayacağım. 1 kuruşta para almayacağım. Bu kadar basit. Yani hala hafızalara özellikle belli kesimlerin ya tamam Kılıçdaroğlu bunu söylüyor ama acaba para var mı? Niye para yok? Niye para yok? Muhale... Türkiye zengin ülke. Onların düşündüğünden çok daha zengin bir ülke. Hanım. Şimdi sizin partinizin tabanından ve Millet İttifak, İttifak'ın tabanından Muharrem muazzam bir tazik geliyor, eleştiriler evet. geliyor. Yer yer hakaretler de geliyor. Şimdi ona diyorlar ki bu seçimi ikinci tura bıraktırma. Yüzde bir mi alırsın, yüzde iki mi alırsın filan diye. Şimdi siz mesela arayacak mısınız onu ya da ona bir çağrıdan mı bulunacaksınız? Şöyle bir sefer e, İsmail Bey, ha. hakarete karşıyım. Yani evet. Kim olursa olsun. Yani insanın düşüncesine katılmazsınız o kadar tamam. yani. Ha eleştirebilirsiniz buna da saygı gösteririm ama hakaret asla doğru değil. Hele siyasette olmaması gereken bir şey. Dediğim gibi siyaset iyilikte yarışmadır aslında. E, olması gereken de odur. Elbette yani ben e, siyasi partileri ziyaret ediyorum. E, cumhurbaşkanlığı adaylığım e, netleştikten sonra. Elbette memleket partisinde ziyaret edeceğim. Elbette onlarla da konuşacağım. E, Ziyaret ettim. HDP'yi ziyaret ettim. Milli Yol Partisi'ni ziyaret ettim. Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret ettim. Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret ettim. Sol Parti'yi ziyaret ettim. Diğer partileri de ziyaret edeceğim. Bu benim bir anlamda doğal görevim. Ne ondan görebilir. beklentiniz doğal nedir? Muharrem İnce'den beklentiniz nedir? Beklendim tabii. Olması gereken şu, birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi artık ikinci kez yormamak gerekiyor. Hı. İkinci kez sandıklar, ikinci kez e, harcamalar, masraflar gerek yok yani bunlara. Birinci turda bitirmemiz ve bu işi noktalamamız gerekiyor. Doğrusu budur yani. Peki efendim. Muharrem İnce'nin açıklamalarından görüyoruz ki 2018'deki sürece ilişkin e, bir öfke ve bir e, bir öfke var içinde. Bunu Hemen herkes böyle okuyor. Çünkü diyor ki beni yalnız bıraktılar, afişlerimi bile asmadılar. Ben neler çektim neler bir bilseniz. Söyle, gibi cümleleri var. Neler çekti, neler yaşadı 2018'de? Afişleri şimdi, asılmadı mı? Para harcamadınız mı? Eğer siyaset bir şikayet alanıysa siyaset olmaktan çıkar. Şikayetin dışına çıkmak lazım. Kimin kusuru var, kimin yanlışı var. Bu bunlar oturulur konuşulabilir. Ama bunu bugünün Türkiye'sinde oturup konuşmanın bir mantığı yok yani. Bir şeyi geri getiremezsiniz yani. Bir şey yapamazsınız. Herkes elinden geldiği kadar çaba harcadı. Herkes elinden geldiği kadar. Ha eksik de olabilir, yanlış da olabilir. Kusur da olabilir. Yani ben her şeyi çok mükemmel yaptık. Hiçbir kusur, hiçbir eksik yoktur dersem doğruyu söylememiş olurum. Ama ben şunu da yaptım. Yani ben gece saat İki de sabaha karşı oturup metinler yazdım, çalıştım, çabaladım. Arkadaşlarım çalıştı, çabaladım. Dolayısıyla yani geçmişe dönüp eleştiri üzerinden bugün bir şeyler ortaya koymayı çok makul bulmuyorum yani. Olabilir yani sayın İnce'nin görüşü odur. E, haklı tarafları da olabilir. Yani dediğim gibi illa söylediklerinin tamamı yanlıştır değil yani. Eksimiz de olabilir, kusurumuz da olabilir, yanlışımız da olabilir. Olabilir yani bunlar. Peki. Kendisiyle görüşeceksiniz. Şimdi biz dün Bengi Hanım'la birlikte HDP Eşkenar başkanı Mithat Sancarı'yı evet. ağırladık ve HDP Cumhurbaşkanına aday göstermiyor. Diyor ki biz tarihsel sorumluluğumuzla birlikte evet. hareket ediyoruz diyor. Hatta kapanma riskine, kapatılma riskine karşı da nasıl bir yol alacaklarını, evet. yeni partilerini de hazır hale getirdiklerini evet. de açıkladı. Fakat dün akşam televizyon yayınında Sayın Cumhurbaşkanı da HDP'nin bu tutumunu size bir destek olarak yorumluyor ve bunu eleştirim malzemesi haline evet. getiriyor. HDP ve sizin adaylığınız Desem nasıl bir yorum yaparsınız bu bağlamda? İsmail Bey her aday oy kullanacak bütün vatandaşların oyuna taliptir. Ya sen bana oy verme, sen bana oy ver. Hiçbir aday bunu söylemez. Erdoğan da dahil. Herkes der ki oy kullanacak. Kaç kişi var? 20 milyon, 25 milyon, 50 milyon. Herkesin oyuna taliptir. Çünkü neden? Cumhurbaşkanı olmak istiyor, ülkeyi yönetmek istiyor. Bizim anlayışımız farklı. O ben tek başıma yönetmek istiyorum diyor. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem içinde Türkiye'nin yönetilmesi gerektiğini söylüyoruz ve bir sistemi değiştirmek istiyoruz temelden. Eskiye de dönmeyeceğiz. Eskinin de hataları, kusurları vardı. Tam tersine 21. yüzyılın Türkiye'si demokrasiyi işselleştirmiş, insan haklarına saygılı, kimlik üzerinden siyaset yapmayan, inanç üzerinden siyaset yapmayan, herkesi kucaklayan, geleceğe odaklanmış, dünyayla yarışan, teknolojide önemli mesafeler almayı hedeflemiş, üniversiteleri bilgi üreten bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Bizim amacımız bu. Hiçbir çocuğun yatağa girmedi, girmediği, her evde huzurun olduğu, her evde bereketin olduğu, her evde insanların güldüğü, acıların ortak acıların, acıların ortaklaştığı, sevinçlerin ortaklaştığı güzel bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Ben tek başıma ülkeyi yönetirim diye bir iddia hiç olmadı. Olmasın da öyle bir iddia. Yok öyle bir şey. Devlette liyakatin varlık nedeni de zaten bir kişiye devleti teslim etmeme amacıdır. Kurumların varlık nedeni de odur. Yani kurumlar varsa bir devlette Güçlüdür oza devlet, yargısı, yasaması, yürütmesi, efendim özgür medyası bunlar olduğu takdirde e, devlet güçlüdür o zaman. Adaletin olduğu bir devlet güçlüdür. E, devletin temeli adaletse Adalet kurumunu güçlendirmek zorundasınız. Parlamento hangi görevi yapıyor? 600 kişi var parlamentoda. Ak Partili birisinin çıkıp da ülkenin bu şu sorunu vardır diye mecliste konuştuğunu duydunuz mu? Duymadınız, duyamazsınız. Bu bağlamda bir soru daha soracağım efendim. Şimdi dün Mithat Sancar'a da sorduk. Şimdi sizin daha evvel bir açıklamanız olmuştu. Evet. Ben Mithat Sancar'a aynen böyle sordum. Dedim evet. ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı dedi ki halka Hı. eğer Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz. Evet. Eğer Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bana, bana oy, vereceksiniz. oy vereceksiniz. Gezi Parkı'nın tutukluları. Evet. Eğer onlar serbest kalsın istiyorsanız bana oy vereceksiniz. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı Kayaka mağdurları. Kayaka mağdurları. Da var. KYK mağdurlarının mağduriyetini giderilmesini istiyorsanız oy vereceksiniz. Onlar da var. Tabii. Sayın Erdoğan bana tepki gösterdi. Dedi ki bunu nasıl yapacaksın dedi. E, bu millet sana bu yetkiyi vermeyecek ki dedi. Bunu nasıl yorumlarsınız? Ben milletim diyor. Millet sana o yetkiyi vermeyecek demek ben milletim diyor. Ben bütün gücümü kullanırım sana o yetkiyi verdirmemek için çalışırım. Ben de diyorum ki millet ayrı bir şeydir. Hmm. 85 milyondur. 85 milyon iradesine 85 milyon oyuna saygı göstereceksiniz. Vatandaş kimi seçiyorsa başımızın üstüne. O kadar. Ama hayır, benim söylediğimi millet yapar diyorsanız o ayrı bir şey, otoriter rejimdir o. Yani. Biz otoriter rejimden Türkiye çok şey çekti. Çok şey çekti. Eğer Emine Şen Yaşar'ın yaşadığı dramı 8 savcı dava açamıyor korkudan açamaz noktadaysa bu ülkede otoriter rejim var demektir adalet yok demektir bu ülkede böyle bakmamız lazım bizim adalet hangi adaletten söz ediyoruz biz hangi adaletten söz ediyoruz şu az önce söylediğim imza atanlardan kaçı sorgulandı kaçı sorgulandı kaçının hakkında davalar açıldı büyük bir kısmı göreceksiniz samsat olayı gibi olacak Size gidecek orada konuşacak bir yıl içinde size öyle demişler orada da bir yıl içinde evlerinizi teslim edeceğiz yedi yıl geçti ortada ev yok Akıl alacak şey değil şimdi biraz önce dediniz ki Erdoğan işte millet yerine koyuyor evet. kendisini o yetkiyi vermemek için elinden geleni yapacak şimdi bu seçim dönemi planlarından biri de yeni işbirlikleri Hüdapar. Par Evet. konusunu açmak istiyorum. Şimdi Hüdapar Hizbullah geçmişi işte hepimizin evet. hafızalarında mezar evler, domuz bağlı cinayetler evet. e, suikastler ama bugün Erdoğan dedi ki bunların hiçbiri doğru değil. Hüdapar yerli ve milli bir partidir dedi. E, ama ittifak ortaklarından Büyük Birlik Partisi doğru bulmuyorum ben bunun vaatlerini diyor. Hüdapar'ın vaatlerini doğru bulmuyorum. MHP'de bir sessizlik var. Şimdi Hüdapar'ın vaatleriyle MHP'nin onlarca kırmızı çizgisi aslında çatışıyor. İşte federasyon istiyor, anayasanın ilk üç maddesi dahil tümünün değiştirilmesini istiyor. MHP'deki bu suskunluğu neye bağlıyorsunuz ve aynı masada nasıl olacak bu ittifak? MHP e, iktidara yani saraya teslim olmuş bir partidir. Türkiye'nin köklü partilerinden birisidir. Ama bugünkü yapı itibariyle tümüyle saraya teslim olan bir partidir. Sadat'ta da ne söyledi Sadat'a? Sadat diyor ki Türkçeyi kaldıracağız. Resmi dil Arapça olacak diyor. MHP'de tık yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldıracağız. Yeni bir devlet kuracağız. Adı Asrika olacak diyor. MHP'de yine ses yok. Sadat'a giden benim. Kavgasını veren benim. Mücadele eden benim. Ama ben onlara göre, bugünkü MHP'ye göre ben milliyetçi değilim, onlar milliyetçi. Yok efendim, milliyetçilik o kadar ucuz bir şey değildir. Milliyetçilik vatanseverliktir. Milliyetçilik halkı arasında ayrımcılık yapmayandır. Milliyetçilik kendi ülkesinin büyümesi, kalkınması için mücadele eden demektir. Milliyetçilik bilimsel alanda, teknolojide dünyaya meydan okumak demektir. Milliyetçilik budur. Siz Süleyman Şah Türbesi'ni bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprak kaybetti. Tek adam döneminde toprak kaybetti. Süleyman Şah türbesini kaçırdılar. Toprağı terk ettiler. Bayrağı indirdiler. Ses mi çıktı? Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Ses çıkmadı. Ses çıkmadı yani. Sinan Ateş vuruldu. Saraydan tık yok. Acaba MHP'yi kızdırır mıyım diye. Ben ben Güvan'ın bütün siyasi partilere, yasalara göre kurulmuş bütün siyasi partilere saygılıyım. Yani her siyasi partinin kendi görüşü vardır. Yasalar aykırı bir şey varsa Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçer, gereğini yapar. Dolayısıyla yargı kararı verir, ona da bir saygımız var. Hukuk kendi içinde sağlıklı çalıştığı sürece dolayısıyla siyasal partilerin düşmanlaştırılmasını istemem. Çünkü siyasi partiler anayasaya göre demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Tabi Erdoğan kayb kaybedeceğini bildiği için kapı kapı dolaşıyor. Acaba işte şu kişiyi partiye katabilir miyim? E, gelmiyor. Şunu şu partiyle işbirliği yapabilir miyiz? Onlardan da bize oy gelirse acaba ben e, koltuğumu kor koruyabilir miyim? Diye bir arayış içinde. Bengü Hanım, bir siyasi lider devleti yönetirken koltuğum gitmesin diye her türlü yola başvursa yasa dışı yollar dahil o devleti yönetemez. Devleti bir felakete sürükler. Bugün geldiğimiz nokta onlardan birisidir. Üniversiteleri açmıyorlar. Niçin? Ya savaş döneminde bile bu ülkenin üniversiteleri açıktı. Savaş mı var Allah aşkına ya? Savaş döneminde ya. Savaş döneminde açıktı ya. Üniversite Almanya'nın üniversiteleri savaş döneminde açıktı ya. Niye açmıyor Yurtları sizce efendim? efendim? Neden açmıyor sizce? Akıl yok ya şimdi bunu mantıklı bir izahı yok. Çünkü dün dün şöyle bir şey söyledi. Yurtlar da boş Heh. bu arada. Evet, ama yurtlar boş. Ama Sayın Erdoğan'ın açıklaması şöyle oldu. Yurtlardan faydalanıyoruz dedi. Bir süre daha böyle gitmesi gerekiyor dedi. Neresinden faydalanıyor? Yurtlar boş. Yurtların çoğu boş. Peki ne mantığı ne o zaman? Niye mantığı yok. Kapatıyor? Korku. Acaba üniversite açılırsa bir şey olur mu? Ya hiçbir şey olmaz ya. Hiçbir şey olmaz. Millet zaten sandığı bekliyor. Kavga etmek istemiyor millet. Sandık gelsin gidip oyumu kullanacağım. Bu beladan kurtulacağım diyor. Demokratik yollarla bir sistem değişikliği olacak. Bir zihniyet değişikliği olacak aynı zamanda. Bir zihniyet değişikliği de olacak. Şimdi efendim bu seçimde üniversiteyi kapatmak nedir biliyor musunuz? Bilime sırtını dönmek demektir. Ya doktor kadavrayı görmeden ne yapacak? Kimya Fakültesinde okuyan öğrenci laboratuvara gir girmeden ne yapacak? Bunun eline diplomayı verdiğinizde ne olacak? Hı hı. Diyorum ya, üniversite'nin ne olduğunu bilmiyorlar, ne kadar önemli olduğunu bilmiyorlar, bilgi ekonomisinin ne olduğunu bilmiyorlar, bilgi ekonomisinin 21. yüzyılın temel aktörlerinden temel belirleyicilerinden birisi olduğunu bilmiyorlar, bilginin ne olduğunu bilmiyorlar. Üniversite deyince bize düşman, bize karşı. Vardı ya bir üniversite hocası üniversite mezunları ol ilkokul ya yani şey, eğitimsizler bizim için daha iyidir diye bir açıklama yapmıştı. Evet. Sözde yani sözde üniversitede yöneticiydi. Sayın Kılıçdaroğlu, Şimdi bizde oluşan izlenim intiba doğruysa bu seçimde doğu güneydoğu'dan enteresan bir tablo çıkabilir. Evet. Dün Bengü Şap, Vita Sancara Türkan Elçi üzerinden bir soru sordu sizin adaylığınızı. Evet. evet. ...biz sonra Bengi Hanım'la birlikte... ...hani siz yapıyorsunuz ya programdan sonra bir çay kahve ikram evet. ediyorsunuz... ...Mithat Bey'le de biraz konuştuğumuzda... ...biz dedi... ...rekabet ediyoruz gayet tabii ki dedi... CHP'de evet. rekabet de tabii. ediyoruz ama ortak belli bir şey olursa da dedi... ...hani ortak Türkiye tabii. Bu, bu ...bunları anlattı tabii. anlattı... Ee, ...şimdi Türkan Elçi olayını bir anlatır mısınız efendim? Aday oluyor mu? Ve Doğu Güneydoğu'dan ne bekliyorsunuz şimdi partiniz adına? Ee, sayın Elçi... E, ...tabii kabul ederse... E, aday e, yaparız tabii. aday olur e, İnşallah parlamentoya da gelir parlamentoda da milletvekili olarak görev yapar e, benim de en büyük arzularımdan birisi odur e, çünkü e, o davanın da karanlık noktaları var ama hmm. bir milletvekili olarak e, bir eş olarak da belki olayı biraz daha ayrıntılı e, incelemek hmm. ayrıntıları görmek bilmek onun da hakkıdır belki milletvekili olarak bu çerçevede daha etkin olabilir. Ayrıca bölgenin dünya kadar sorunu var. Bölgenin yani Doğu Güneydoğu'nun dünya kadar sorunu var. O sorunların parlamentoda Türkan Elçi gibi daha sonradan hukuk fakültesini bitirme azmini de gösteren saygıdeğer bir kişi tarafından dillendirilmesinde bana göre hem bölge açısından hem Türkiye açısından büyük bir önemi var. Bir başka şey daha ilave edeyim. Artık yani Bölgede biz de kendimizi görmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni görmek istiyoruz. Bölgede siyasi rekabet, elbette siyasi rekabet olacak. Yani siyasi rekabet olacak ama bazı konularda da birliktelik olacak. Demokrasi gibi, insan hakları gibi. Şimdi biz 6 siyasi parti bir aradayız. 6 siyasi parti yeri geldiğinde rekabet ediyoruz. En çok oyu ben alayım, öbürü ben alayım diye rekabet ediyoruz. Ama ortaklaştığımız konular... İşte dediğim gibi demokrasi gibi, insan hakları gibi, güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi, yolsuzluklara karşı olma gibi, vatandaşa toplanan vergilerin hesabını verme gibi. Bakın İsmail Bey evet. şöyle bir şey yaptık biz 6 liderin üzerinde ortaklaştığı mesela Ulusal Vergi Konseyi her yıl toplanan vergileri nerelere harcandığını Ulusal Vergi Konseyi bir rapora bağlayacak vatandaş, üniversite hocası herkes görecek onu. Vatandaş da diyecek ki ben devlete vergi verdim. Ekmek alırken, süt alırken, elektrik düğmesine basarken vergi verdim. Bu vergilerin nereye harcandığını ben görüyorum böylece. Bilecek vatandaş. Dolayısıyla vatandaşın, vatandaş da ee, devleti yönetenler arasında karşılıklı bir güven bağının oluşması Heh. sağlanacak. Efendim, buradan Türkan Hanımdan bir soru daha sormak Hı. istiyorum. Bağlantı kurarak. Şimdi üzerinizde bir sorumluluk var. Evet. Aslında daha evvel Meral Akşener de söyledi. Burada başarılı olamadık. Özel öz eleştiri yaptı. Siz evet. de bunu söylemiştiniz. Kadınlar. Evet. Şimdi mesela biz bu en son İstanbul seçimlerinde ne gördük? Canan Kaftancıoğlu'nun yani evet. güçlü teşkilatçı evet. dayanışmacı bir kadının evet. aslında nasıl bir oyun değiştirici olduğunu evet. gördük. Şimdi de mesela geçmişte de işte Gül Dalmımcı olsun evet, böyle tabii. önemli kadın evet, figürlerimiz figürler vardı. vardı. Şimdi mesela işte Canan Güllü olsun Türk evet. Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı, Tezcan Karakuş Candan olsun. Evet. Ne bileyim mesela sizin partinizdeydi ama mesela bir Sera Kadıgil. Evet. Yani daha çok kadın görmek istiyor halkımız. Evet. Mesela biz de bunu. Bu konuda ne diyeceksiniz efendim? E, haklısınız. E, kadınların parlamentoda fazla olması Hı. lazım biz bir kanun teklifi de hazırladık. 306 Kadın örgütünün ortak hedefi olarak parlamentonun %50'si kadın yani cinsiyet kotasını %50-50 olması için ama reddedildi bu teklif. Bizim kadın milletvekili sayımız az. Bunu evet. kabul ediyorum. Burada çok başarılı değiliz. Bunu da kabul ediyorum. Ama kadın milletvekili sayısının fazla olması lazım. Sadece milletvekili değil, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliğinde de kadın sayısının fazla olması lazım yönetimde fazla olması lazım olabildiğince yapmaya çalışıyoruz burada da kadınların sayısının fazla olmasını istiyorum genel başkan olarak da istiyorum E tabi ne olacak nasıl bir tablo çıkacak onu bilmiyorum az önce buraya gelirken de bir kadın milletvekili adayı kendisinin seçilmesi için hangi bölgeden aday olduğunu ifade etti elbette. Biraz da kadınların mücadeleci olması lazım. Hakkı ararken biraz mücadele etmeleri gerekiyor. Çok engel çıkıyor efendim kadınların önüne. Biliyorum. Önünden. Şimdi mesela Biliyorum. Cumhurbaşkanı olursanız... Mesela biz niye... Ben efendim sabah programlarında hep şunu söylüyorum. Finlandiya gibi, Kanada gibi, Fransa gibi... Mesela siz Cumhurbaşkanı olursanız kabinenizin yarısına yakınının... Yarısının kadın olması lazım mesela. İnşallah. Eğer tabii diğer liderleri de ikna edersek. Çünkü sonuçta kararı beraber alacağız. Yani... O konuda söz verdik. <laughs> ee, İstişare ile birlikte oturup Türkiye'nin temel kararlarını beraber almamız lazım. Çünkü biz Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Evet. Devletin kolonlarını kestiler. Yok ettiler devletin kolonları. Devlet ciddi bir çürüme içinde. Yasamaya bakın. Felaket. Yürütmeye bakın. Yok ortada bir kişi devlete, bir kişiye teslim edilmiş yasama. Yargıya bakıyorsunuz. Siyasallaşmış vaziyette. Dolayısıyla bu, bu kolonları yeniden inşa etmek zorundayız. Ee, elbette ki kadın e, unsuru e, çok önemli. Hem siyasette önemli. Bakanlıklarda, üst düzey görevlerde ve e, devletin yönetiminde üniversitelerde Çünkü kadın sizin önemli. genel merkeze gelince efendim, hep kadın görüyoruz. Her yerde böyle. Var. Evet. Kadınları çalışanlarımızın çoğu kadın. Çoğu. Evet, evet yani bir çalışanlar. Kalın. Araya girebilir miyim? Varsa. Şimdi Candaş Tolga Işık bir sosyal medya paylaşımı yaptı efendim. Az önce Muharrem İnce ile konuştum. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı ilk turda bitirmemiz lazım çağrısıyla ilgili. Biraz önce bizim programımızda yaptığınız çağrıdan söz ediyor. 100 bin imzayı toplayayım önce. Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum dedi. Diye bir paylaşım yapmış Muharrem İnce'den sizin çağrınıza. Teşekkür tabii. ederiz tabii. Son derece makul bir e, e, görüş. Yanık. Evet. Biraz önce altılı masadaki... E, Karar alma mekanizmasını anlattınız. Hemen güncel siyasete geçelim. Evet. Kabine, e, listeler, bu konuda komisyonlar çalışıyor biliyorum ama hiç adım atıldı mı? Ben mesela CHP'nin çok e, güçlü isimlerinin aday olmayacağını öğrendik bugün. Engin Özkoç gibi, Onur Salad'ı güzel gibi, evet. E, evet. Ahmet Akın gibi. Evet. E, bunlar kabine için mi aday olmuyorlar? Diğer partilerde durum nasıl, listeler nasıl? Şöyle e... Altı lider olarak bir görüşmede şöyle bir yazılı olmamakla beraber sözlü bir mutabakatımız oldu. Bakan olmak isteyenler milletvekili olmayacak. O talepte bulunmayacaklar. Çünkü parlamentoda dengeler çok hassas olabilir. Dolayısıyla bakanlar dışarıdan yani meclis dışından olsun diye öyle bir mutabakatımız yani bir görüş birliğimiz var. Ben de arkadaşlarıma söyledim, yani bakan olmak isteyen arkadaşlar milletvekilliğine başvurmasınlar diye. Yani i̇ktidardan ayrışıyorsunuz ama. İktidar 17, dün Sayın Erdoğan açıkladı, 17 bakanı milletvekili olarak gösterecek. Evet. Niçin? 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 Üçümüz aynı anda. Niçin efendim? Dokunulmazlık kazandırmak için. Mi? Öyle mi? Evet. evet. Ee... Peki. Listelerde durum ne? Şimdi bu dört parti mesela İyi Parti listelerini açıyor mu diğer partilere? Bu dört parti sizin listelerinizden mi aday gösterilecek? Bu çalışmalar ne aşamada? O konu çalışılıyor yani henüz netleşmedi. genel başkan yardımcıları çalışıyorlar. Nerede hangi partinin logosuyla gireceğiz diye çalışıyorlar. O çalışmalar tabii milletvekili seçim, liselerinin ...yüksek seçim kuruluna verilinceye kadar... ...o çalışmalar devam edecek yani. Hı hı. Eder. 15 Mayıs 2023... ...Pazartesi... ...halkımız sizi seçerse... ...Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı... ...Cumhurbaşkanısınız... ...devir teslim oldu sonra... ...şurada ileride külliye var... ...Cumhurbaşkanlığı külliyesi... Evet. ...saray dedikleri... ...ne yapacaksınız orada mı oturacaksınız... ...orada mı görev yapacaksınız? Hayır, ee, Allah nasip ederse Çankaya... Yani Çankaya. Bakın bir devletin e, kültürü oluşur. Bu kültür bir üç günde, beş günde de yıllar içinde oluşur. E, Çankaya e, bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün cumhurbaşkanlarının oturduğu bir yerdir. E, dolayısıyla Çankayı korumak gerekiyor. E, Çankaya'da olması lazım. E, külliye'yi de e, bir üniversite yaparsınız. Orada e, bir üniversite olur orası. Bilimde, teknolojide, neyse artık. yani Bunu tabii şeyle konuşmam lazım. Yani bu benim şahsi görüşüm. Mesela. Ben diğer liderlere bu konuda herhangi bir düşünce... Hiç konuştunuz mu bunu? Yok hayır konuşmadık, konuşmadık ama... Ama hepsi oraya, benzer şeyleri bir söylüyorlar. Benim şahsi düşüncem orayı bir üniversite yapmak gerekiyor. İşte kütüphanesi var, konferans salonları var, eğitim yapılacak yerler olabilir. Türkiye'nin gözde üniversitelerinden birisi olabilir. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu, sizin CHP Genel Başkanlığınız döneminde iki kez Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Ee, siz ilkinde Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday evet, gösterildi. Evet. ikincisinde Muharrem İnce aday evet. gösterildi. Ama siz o zaman da bu partinin genel başkanıydınız. Ve aday olmayı bilmiyoruz o süreç nasıl gelişti ama evet. tercih etmediniz, olmadınız. Evet. Şimdi değişen neydi? Şimdi... Neden ben aday olmalıyım ben adayım dediniz? Toplumun taleplerine baktık biraz. E, o, o, o günün koşulları onu gerektiriyordu. O çerçevede e, hareket ettik. E, siyasal partiler arasında çok yakın bir işbirliğimiz e, yoktu. E, adaylarımız e, özellikle e, Muharrem Bey e, sevilen sayılan, e, toplumsal desteği olan e, partilerimizin de çok arzu ettikleri. E, çünkü sonuçta. Partilerin talebini göz ardı edemezsiniz Biz bir siyasi partiyiz o, o çerçevede kendisini aday kıldık Ekmelettin Bey çok önemli bir isim Adana Uluslararası Ödül düzenlenen Ödül verilen bir kişi İslam konferansı da kadın haklarını savunan Onunla ilgili özel daireler oluşturan kendi adına dediğim gibi uluslararası ödüller verilen önemli bilimsel çalışmalar yapan bir insandı. Türkiye'de çok fazla tanınmıyor. Uluslararası alanda daha fazla tanınıyordu. Ben hani o nitelikte birisi Cumhurbaşkanı olursam çok daha iyi olur. Hem Türkiye'yi temsil eder hem o zaman parlamenter sistemdim. Atamaları daha dikkatli yapar. devlete de liyakat sistemi dedi, sisteme uygun birisi olur diye düşünmüştüm. Şimdi efendim aslında Batı demokrasilerinde bile çok az görülebilecek, evet. belki de hiç görülmeyen evet. bir şey gördük. Altı partili bir millet ittifakı. Evet. Bunda da siz işte Temel Bey de söylüyor dün konuştuğumuz bütün Ankara'da kaynaklar söylüyor. Sizin Bizim siyaset kitaplarına girecek. Öyle değil mi? Yani çünkü çok çarpıcı olacak. bir evet. şey bu. Öyle. Eğer bunu da sürdürebilirseniz, seçimi tabii. kazanırsanız tabii. da tabii muazzam tabii. bir tabii. örnek olacak. Şimdi burada fakat bir kriz yaşadınız. Bizim beklemediğimiz bir krizde, Şiddet olarak, büyüklük olarak, Meral Hanım'la ilgili. Siz evet. orada çok sakin durdunuz evet. ve sonra jestler yaptınız. Krizi iyi yönettiniz. Meral Hanım da evet. geri dönmeyi bildi bir olgun evet. bir tavır. Evet. Diğer liderler hepsi böyle yoğun çalıştılar. Evet. Ahmet Davutoğlu uyumadı. Ali Babacan onu evet. aradı. Evet. Şimdi bulduğunuz formülün içinde sizin belediye başkanı olmaları için çok yoğun çaba harcadığınız isimler de vardı. Evet. Hatta partinizin parti meclisinde yaşananlar evet. size karşı çıktılar. Evet. Mansur Yavaş seçildi. Evet. Siz direndiniz evet. onların arkasında. Bir de Ekrem İmamoğlu. Fakat sonra o uzlaşmadan sonra bulunan formül, bu 12. maddeye getirmek istiyorum evet. sözü. Şimdi siz Cumhurbaşkanı adayısınız, diğer 5 lider Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve 2 de yine başkan yardımcınız olacak. Evet. Fakat bu isimler aynı zamanda tabii uzun yıllar sonra partiniz kazandı. Büyükşehir için Belediye Büyükşehir Büyükşehir. Bunu bir anlatır mısınız efendim? Çok konuşuluyor, çok speküle ediliyor. Evet. Bu nasıl olacak? Çok basit. Ha. Yani... Allah nasip eder seçiliriz. Evet. Cumhurbaşkanı yardımcıları belli. İki yardımcımız daha olacak. Birisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, diğeri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Onlar da yardımcı olacaklar. Onların yardımcı olmasının şöyle bir avantajı var. İstanbul'un ve Ankara'nın devasa sorunları var. Ve yani bu sorunların bürokratik mekanizmalarda çok fazla bekletilmeden çözülmesi lazım. Hı. Bu iki kent özellikle İstanbul yani depreme dayanıklı bir kent, depreme dirençli bir kent yaratmak zorundasınız. Sıradan bir olay değil bu olay. Bu olayı eğer siz bürokratik mekanizmalar içinde alsın, götürsün derdiniz bu olmaz ama Ekrem Bey Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak. Bütün o bürokratik mekanizmanın hem hızlandırılmasını, daha sağlıklı kararlar alınmasını, sonuca kısa sürede varılmasını, depreme dayanıklı, dirençli afetlere dirençli bir kentin ortaya çıkmasını sağlayacak bir yetki olduğu zaman cumhurbaşkanı hmm. yardımcısı olduğuna aynı şey Ankara için de geçerli. Aynı şekilde bu iki arkadaşımız diğer belediyelerini hiçbir ayrım yapmadan diyelim ki Şanlıurfa belediyesi diyelim ki efendim işte Gaziantep belediyesi kime ait Ak Partili. Belediye başkanları yönetiyorlar. Buradan alınan güçle onlar da kendi işlerinde bütün bu sorunları çok hızlı bir şekilde Belediye başkanlıklarına da devam edecekler. Devam edecekler. Hukuken evet. bir sorun görmüyorsunuz. Görmüyoruz. Yani hukukçu arkadaşlarla konuşuyoruz. Herhangi bir sorun olmadığı şeklinde bize de yanıt veriliyor. Evet. İYİ Partili Yavuz Ağralıoğlu. Evet. En çok... E sizin adaylığınızı, aday olma sürecinizi eleştiren, evet. HDP'nin verdiği desteği de çok çok sert sözlerle evet. eleştiren bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz ve Meral Hanım'la görüştünüz mü bu sözler sonrasında? Yok Meral Hanım'la görüşmedim. Ee, e, yani Meral Hanım'la görüşmem bir e, şikayet anlamında olurdu. Hiç buna gerek yok. E, çünkü e, şöyle... E, Artık kavgaları bir tarafa bırakmak zorundayız. Geçmişin kavgalarının Türkiye'ye getirdiği faturayı hepimiz biliyoruz. Bir siyasal parti 7 milyon oy alıyorsa şimdi biz 7 milyon insanı düşman mı ilan edeceğiz? Hayır. Tam tersine az önce Hüdapar'la ilgili de sordunuz. Orada da söyledim. Yasalara göre kurulmuşsa, yasal olarak hiçbir engel yoksa siyasetçinin görevi eleştirir tabii o e, siyasetçileri de, partileri de eleştirebilirsiniz. Ama belli bir saygıyı korumak zorundasınız. O çerçevede davranmak zorundasınız. Sayın Ağrı Alioğlu da eleştirebilir. Yani siyasetçi olarak eleştirebilir. Ona da herhangi bir kırgınlığım da yok. Onu da ifade edeyim. Herhangi bir kırgınlığım da yok. Niye eleştirdin diye herhangi bir dönüp e, ya eleştiri yaptın ama haksızsın diye duyma e, öyle bir söz söyleme ihtiyacı da duymadım. Eleştirebilir. Önemli olan şu... Biz altı lider Türkiye'nin geleceğine odaklandık, geçmişine değil. Geçmişin hatalarından ders çıkarmak gibi bir erdem var altı liderde de. Geleceği biz inşa etmek zorundayız. Bu ülkenin geleceğini inşa etmek için her birimiz özel olarak fedakarlıklarda bulunduk. Yani ben de bulundum, Temel Bey de bulundu, Mera Hanım da bulundu, efendim Sayın Davutoğlu da, Sayın Babacan da, Sayın Gültekin Uysal da. Her birimiz fedakarlıkta bulunduk. Artı partiyiz. Bu ülke bizim ülkemiz ve biz bu ülkede büyümek istiyoruz. Bu ülkede gelişmek istiyoruz. Bu ülkede insan hakları olsun istiyoruz. Bu ülkede insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler istiyoruz. Artık kinle, nefretle, öfkeyle birbirimize bakmamalıyız. Baktığımız andan itibaren zaten Onların çok hoşlanarak dillendirdiği dış güçler var ya dış güçler düşüyor. O düşmüş oluruz. Yani niye o tuzaklara düşelim? Yani biz pekala kendi ülkemizde otururuz, konuşuruz, tartışırız ve ülkemizi büyütürüz. Hı. Milliyetçilikse hiç kimse endişe etmesin vallahi. Hepimiz milliyetçiyiz. Sayın Kılıçdaroğlu size tamam. bir süremizin sonuna doğru gidiyoruz da. Şimdi ben bu program için hazırlanırken e, bir taraftan da hani 52 gün sonra seçim her türlü olasılığa göre hazırlık yapıyoruz. Size bir şey göstereceğim. Bu ne olabilir efendim? Ee, bu bir e, resmi yazı, bir onay. Evet. Bu Ama ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne biliyor değil. musunuz efendim? Bu Profesör Hakkı Uyar ve gazeteci arkadaşımız Ankara'nın Veli Özdemir'in evet. çalışmaları. Ben böyle hazırlık yaparken bunu gördüm. Bu sizinle ilgili efendim. Bu sizin e, memuriyete ilişkin atamanız. Evet. Şimdi bakın. İkisi çalışma yapıyorlar da ben evet. onlardan rica ettim Evet ee, bu çalışma için. 14 Kasım 1974'te şimdi Başbakan olarak evet. Ecevit var rahmetli. Evet. Maliye Bakanı Deniz Baykal ve sizin burada bakın işte 4709 sayılı kanun gereğince yapılan yeterlik sınavını kazanan hesap uzmanı muavinleri diye evet. anlatıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. İbrahim Direlma. Muhasebe uzmanı olduk ondan sonra. Evet. Evet, evet. Şimdi burada da işte adı ve soyadı evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Tahsili Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi. Yani. Doğum yeri işte Nazimiye 1948. Evet. Şimdi bu benim... ne hissediyorsunuz efendim? Yani Cumhurbaşkanı adaylığına da ısınmış gibi görünüyorsunuz. Yani. Böyle bir, bir özgüven de gelmiş size. Evet. Ve iç dünyanızdaki Kopan fırtınayı merak ediyorum. Bu seçime artık 52 gün kala. Şöyle, Memuriyet buradan başlamış şimdi. şöyle ifade edeyim. Ee, zor koşullarda okudum. Yani malum işte e, babam küçük bir memurdu. Yedi kardeşiz. Yedi kardeşe babamın e, bir bayramda ayakkabı aldığını hiç görmedim. İşte para yetiyorsa sırayla ayakkabı alırdım. E, halktan birisiyim. Ee, rahmetli annem okuma yazma bilmezdi büyük ablam hayatta o da okuma yazma bilmez ee, üniversiteye giden yedi kardeşten sadece benim diğerleri üniversiteye gidemedi zaten babamın üniversiteye gönderecek parası da yoktu onların ee, zor koşullarda okudum ee, zor sınavları kazandım ee, devlette önemli görevlere geldim hiçbirisinde de ben talep etmedim. Bütün şeyler, öneriler bana hep dışarıdan geldi. Yani üst makamlardan geldi. Diyelim kurul başkanından geldi. Bakanlıktan geldi. Bazılarında zaten sıram geldiği için diyelim genel müdür yardımcısı oldum. Sonra genel müdürlükler oldu. Sonra müsteşar yardımcılığı oldu. Devletin bütün kademelerinde şöyle veya böyle çalıştım. Devletime saygılıyım hmm. Devlete liyakatin ne kadar önemli olduğunu bilen birisiyim Kurumların kendi kültürlerinin olması gerektiğine inanan birisiyim Devleti devlete yapan kurumlarıdır Ve o kurumların kendi tarihsel süreç içinde oluşturdukları kültürleridir Siyaset kurumuna hep saygı gösterdim Ama hep mesafeyle siyasete yaklaştım Plan Bütçe Komisyonu'nda yeri geldi bürokratken Hükümeti temsil ettim, yasaları savundum. Ee, şöyle bir gelenek vardı ee, benim e, bürokrat olarak çalıştığım yıllarda. Ee, hem iktidar partisini hem muhalefet partisini Plan Bütçe Komisyonu üyelerini davet edip onlara çıkaracağımız yasalarla ilgili bilgi verirdik. Bürokrat bilgi verirdi, bürokratlar onların soruları olurdu ve biz o sorulara e, cevap verirdik. Böylece yasalar parlamentoda en azından Plan Bütçe Komisyonu'nda uyum içinde e, yasalaşırdı. Bakanlarla başbakanlarla çalıştım. Hmm. Rahmetli Özal'la çalıştım. Rahmetli Süleyman Demirel'le Tansu Hanım'la çalıştım. Fevzi iş Başaran söylüyor sık sık. Özal diyor çağırırdı çağırırdı hep evet, konuşurdu. Evet diye. yani. Düşüncelerimizi çok rahat söylerdik İsmail hmm. Bey. Hmm. Yani ee, acaba başbakan kızar mı ya da bakan bu olmaz kızar mı derdiniz diye. Yani. Tabii, çok eleştirirdiniz. Rahat eleştirirdik bu olmaz diye. Ee. Yani neden olmaz olduğunu da söylerdik. Bazen rahmetli kahveci müdahale ederdi. Ee, ama Özal derdi ki hayır. Önce bir dinleyelim bakalım niye bu? Bunu niye savunuyorlar böyle diye. Ayrıntıları anlatırdık. Tabi sonuçta karar siyaset organına ait. Yani biz anlatırdık. Dolayısıyla onlar bizi haklı görürlerse ona göre düzenleme için tekrar talimat verirlerdi o çerçevede düzenlerdik e, hesap uzmanları kurulu gibi hmm. e, e, maliye teftiş kurulu gibi devlet planlama teşkilatı gibi kurullar e, devletin akademisi gibiydi. yani buradan yetişenler devletin üst organlarında hep görev almışlardır planlamadan işte diyelim rahmetli Özal gelmiştir pek çok plancı maliye müfettişlerinden hesap uzmanlarından genel müdürler müsteşarlar bakanlar e, baş Başbakanlık müsteşarları hep buralardan çıkmıştır. Buralarda her siyasi görüşten kişi vardır. Ama bunların hepsi devlet için çalışırlar. Devletin ne olduğunu, devletin nasıl çalışması gerektiğini bilirler. Fakat üzülerek ifade edeyim bu üç kurulda kapatıldı. Üç kurulda ve devlet ondan sonra nitelikli eleman bulmakta zorlandı. Planlama biz e, İsmail Beyin ee, bize kurul başkanları şöyle görev verirlerdi gidin siyasal bilgiler fakültesine akademilere hmm. hukuk fakültesine son sınıf öğrencilerinden en başarılı olanları hocalarla görüşün en başarılı olanlar kim gelip bizim sınava girsinler diye ikna edin. Hmm. Maliye Teftiş Kurulu da aynısını yapardı. Devlet Planlama da aynısını yapardı. Biz birbirimizden eleman çalardık. En yetişmiş olanlar bize gelsin ve bizim kurulumuz daha güçlü olsun diye. Dediğim gibi bu üç kurulu da kapattılar. İnşallah. Açarsınız belki. Efendim? Açarsınız belki. E, açmak lazım. Üç kurulu. Çünkü bütün dünyada var bu tür kurullar ve bu tür kurullar bürokrasinin temel taşıdır. Bakanlıkların teftiş kurulları gene aynı şekilde buralara çok nitelikli ve özel sınavlarla insanlar alınır ve yetiştirilirler bunlar. Bunlar daha sonra bürokraside önemli görevlerde bulunurlar. Valiler, büyükelçiler. Büyükelçi olmak sıradan bir olay değildir mesela. Aldılar hani üzülerek ifade edeyim. Adı kirli işlere bulaşan kişileri büyükelçi tayin ettiler ve bunlar bizim ülkemizi temsil ediyorlar. Bunlardan Türkiye'yi arındıracağız. Hmm. İçimde bir fırtına, fırtına yok içimde. Hmm. Sakin bir insanım, düşünen bir insanım. E, de bize şunu söylediler, şunu öğrettiler bize. Dediler ki mesela e, Aykon Doğan benim e, evet. ilk genel müdürüm. Bir gün bana şunu söylemişti. Bak Kemal dedi, ileride iyi, iyi yerlere geleceksin öyle görünüyor. Sana hep evet diyen insanı dinlemesen de olur. Zaten sana evet diyecek. Ama sana hayır diyen insanı mutlaka dinleyeceksin. Hı, Niye hayır diyor? Şimdi bu benim hafızamda yer etmiş bir konudur. Evet, doğru. Birisi itiraz ediyorsa bir dinleyelim ya. Niye itiraz ediyor? Bir bakalım belki bizim bilmediğimiz bir şey var. Buna benzer bürokratik hayatımın da çok önemli yetişmemde katkı veren üstadlarım var öyle diyeyim. Peki, ee, peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Sayın Kılıçdaroğlu ee, Cumhurbaşkanı seçilirseniz evet. orada da ilk röportajı bize vermenizi rica o günün edeceğiz. koşullarını bilmiyorum tabii. Aday olunca tabii. ilk röportajımız evet. biz oldu. Evet. Eksik olmayın. Yine prompters'ız soru cevaplarımızla Sağ evet. sizi ağırlamak istiyoruz. Çok sana. teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Sağ, Sağ olun. Lider masasından bugünlük bu kadar görüşmek üzere İyi akşamlar.